geldik. Günaydın. Günaydın, günaydın. Doktor günaydın. Uyandık. Asalem. Geçenlerde Hakan... Aysev. Aysev gelecekti. Ondan sonra yanlış gün olmuş falan filan. Yolda geri döndü falan. Trivale bağladı. Hakan'cığım hiç şey yapma, biz burada bağırırız. Ondan biz sonra... okuruz yani. Ha, bizim köyde camışlar var. Onları çağırırız bir gün. Onlar da bağırıyor. Günaydınlar oldu gerçekten. Sonra... Asalemiyor. Diyor ki bak şarkıda. Ne diyor, ne diyor? O söylemiyor diyor. O söylemiyor. Oh, çok ya. Güzel bir salı günü. Ya bununla ilgili bir, ne diyeyim ben artık? Bir anekdotumu anlatacağım. Hakan Bey'le ilgili yok, mi? Yok yok, İbrahim Tatlıses'le ilgili. Şimdi sene 1990. O zamanlar Ataköy Marina, Dikran Masis, ben İbrahim Tatlıses'e bir büyük bir konser organize ettik. Şimdi ben de hani bir fark yaratmaya çalışıyorum o zamanlar. İbrahim'in de ilk böyle sağ kolu olmuşum. Ama bir fark yaratayım istiyorum. Bu İbrahim Bey'e bu O Selamiyo'yu ezberlettim. Sesli ha, tenör ya, tabii. YouTube'da vardır bunlar. Bayağı ezberledi. Fakat onu Urfa diksiyonuyla. I'm from Fanta diye. Olsun, olsun. Fakat finali tamam, yıkılıyor. Orada kitle de anlamıyor adam ne diyor falan filan. Apaçiler de çok malum. Ondan sonra. Fakat sonu çok enteresan oldu. Ne abi şimdi hani starlar ya? Gömlek atar, kravata. İbrahim Bey çoraplarını çıkardı hatta halkımıza. Nasıl ya? Hani leş Allah aşkına tam olarak nasıl olabiliyor? Hani yani ayakkabılar. Aldı, çemirledi, çoraplarını fırlattı, attı. O halkımızda çorapları alıp tabii böyle... ki. Ondan sonra bağrına bastı. Yani bunu da hiç... Yani Allah o olsun ya bak Rabbim, ben adamı ya. Ben adamı belli bir entelijansa yükseltmeye çalışıyorum. Hani tüylerimi bir update yani ediyorum yani. 8.3 yapmaya çalışıyorum. Adam o çalıştı çalıştı okudu, update oldu ama finalde dedi ki dur dedi ben... tekrar çoraplara özümün de gerisine döneyim. Vallahi. Çorap çıkarıp attım. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi. Gerçekten tüylerim diken diken yani. Yani. Bunu da yaşadık. Çorabı alanlar var yani. Uy. Ben Emrah'a kilodunu atan kızın fotoğrafını çekmiştim. Ama çekmiş. Artık ya bir şey söyleyeyim. Hayır abi hayır, sana günü sapışı şey söyleyeceğim. Vallahi yiyorum şey ya. Biri gene büyümüş. Tarkan'a da o kızlar atıyor. Ne o başka bir şey. Ya burada adam çorabını çıkarıp halka atıyor. Soruyorum. Konserlere etek giyerek gidiyorsun. Şimdi ben mesela atmaya niyetlendim diyelim. Pantolon var bende. Ben onu hayatım, çıkaracağım da öteki yandan bacağımı senin, çıkaracağım. Senin tuman biraz geniş olduğu için o şort zannedilir. Hayır. Osalemiya. Ama nasıl çıkaracağım yani os, onu? Oradan enem onu. Burada mı göstereyim nasıl çıkaracağım? Ben anlamıyorum ya. Hakikaten atıyorlar. Vallahi Allah'ım sana aman geliyorum. Aman ya Allah akıl fikir versin vallahi. İşte, gazetenin birinin sayfasından girmiştik. Yok ama hep o. Ama Gülhane şenlikleriydi. Neydi? Böyle mi Gülhane şenlikleri? Herkes atıyor. Konser senelerdi. Oktay Bey yaşıyorsa sevgiler. Kadir Sapucu. Hiç unutmuyorum Cem Karaca'nın Türkiye'ye kafasına gelmiş. Ben bir çınar ağacıyım. Evet. Gülhane Parkı'nda ne sen bunun farkındasın ne de polis kaynıyor etraf. İlk defa konsere çıkacak Almanya'dan güzel, geldi güzel. Ve sahneye ilk çıkış şarkısı oydu. Ben bir çınar ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Sene 89 ben o zaman ayrıca o konserlerde Yonca Evcimik'le sunuculuk yapıyoruz. Ben de 10 yaşındayım. Ondan sonra. Ne güzel bir şey. Yani böyle bir kitle böyle bir. Yok, örneği de yok çünkü uçsuz bucaksız bir yer ama Allah tadından da yenmiyordu. Allah onlar, şükürler olsun, iç çamaşır. Onlar niye yok oldu bilmiyorum Gülhane'de. Kapadığımıza göre. Gülhane şimdi tamamen şey yani sadece Gezi Parkı haline getirdiler. Eskiden hayvanat bahçesi vardı onun ben içinde. Ben tabii ki hiç gitmedim. Oraya da herhalde. Onu da mı kaldırdılar? Tabii yani. O da kalktı. Şimdi sadece hayvanat bahçesi, Darıca da var o bölgeyi aldılar. Onu, orayı bir Gezi Parkı haline getirdiler. Bir şey söyleyeceğim. Tayyar abiyle biz bir sezon yaz programı çektik ve Darıca'ya gittik şimdi. Ben sunuyorum. Darıca'da bana diyorlar ki VTR çekeceksin. İşte hayvanları, ben hayvanları çok seviyorum. Hayvanları seveceksin. Lama sana mı tükürdü? Hayır, maymun beni ısırdı. Fakat ben çekim olduğu için de çaktırmıyorum. Böyle hayvanı itip... Maymuna bir şey oldu mu? Oradan gülen biri var galiba. Bir dakika, Elvan Hanım. Bir şey soracağım. Şu stüdyoda bir tane şu kardeşinizi savunan insan yok mu ya? Olsun. Ya nedir ya bu? Isırdı beni. Gündeme girelim. Gireyim mi? Evet başlayalım. Tayyar abi de böyle yapıyor. Çok iyi oldu. Maymunu bırakma. Maymunu bırakma. Hiç çıkıyor ne güzel. Böyle bir şey olabilir mi? Yani. Bir şey söyleyeceğim. O şey var ya bir tane Ebola virüsü. O gün başlamış olabilir i̇şte dünyada. İşte tamam biraz sonra ben... Seni ısırdı. Acaba diyorum ısırarak geçiyorsun. Deneme yapsak mı? Peki evliliğim tehlikede. Bir evlilik tehlikedeymiş. Sözcü gazetesi Şükrik'imden okuyorum. Serdar Ortaş açıklama yaptı. Hazır Tayyar abi de dün bu Kıbrıs'ta kumar oynayan gazetecilerin konusunu açmış
konuşmuşken üstüne Tayyar geldim. Abi söz verdi, bugün isim verecek. M harfiydi, ben not aldım. Ha? M. İsim veriyor muyuz bugün? Konuşacağız, konuşacağız. Abo! Mersin'in M'si. Mersin'in M'si. Tayyar abi dedi diyorum. Serdar Ortaç dedi ki evliliğim tehlikede. Ay Allah korusun. Göz önünde olmamak için Bulgaristan'a kumar oynamaya giden Serdar Ortaç'ın yakın çevresine bu illetten kurtulamıyorum, evliliğim tehlikede diye dert yandığı iddia edildi. Tarkan Abdullahoğlu, Sözcü Gazetesi, Şık 2. Paralar Chloe'yi valla. Chloe bu konuda çok hakikaten şeyleri var, kuralları var. Bu ara bu Bulgaristan mevzusu bayağı revaçta, çünkü artık Kıbrıs çok deşifre oldu. Fazla göze batıyorlar millet çünkü toplaydı. Şimdi hafta sonu ya teknelerle Karadeniz üzerinden Bulgaristan kıyılarına gidiyorlar ya da hafta sonu böyle bir 15-20 kişilik kumar turları düzenliyorlar. Millet şimdi oraya sarılıyor. Uçak mı kaldırıyorlar? Uçak kaldırıyorlar. Bir de daha henüz deşifre olmadıklar tabii. Ciple gidenler var. Şurası burnumuzun dibi. 3-4 saatte giriyorlar Bulgaristan'a. Serdar'ın bu konudaki bence hani çok olmayacak ama hani intihar etse durumu vardır ya adamın. Serdar öyle bir durumda. Yazık, günah yani. Yapmayın Serdar Bey. Ya günah yani. Serdar. Şu işe, bu illete harcadığı para, sesiyle zar zor kazandığı bir para ve çok büyük paralar kaybetti bu işte. Günah yani. En son konuştuğumuzda röportaj yani Serdar'ı bir de bu iş için kim çekip çekiştirip hadi gidelim diyorsa vardır. Yani kötülük yapıyorlar bu adamı. Günah. Bunlar bu teşkilat, bu virüsü, bu Stelopipis, Pipianolis. Ondan uzun sonra açılımı mı? Ne bileyim, yok pipis ya, bildiğim pipis. Ondan sonra bu teşkilat, Mehmet Ali Erbil, ondan sonra Serdar Ortaç, onları bunlar böyle belki istemli belki istemsiz alıştırdılar. Ve yıllardır Serdar, şimdi millet diyor ki abi Serdar gidiyor Kıbrıs'a, işte bütün her hafta orada 10 konser veriyor, her konser. Ya kardeşim, Serdar önümüzdeki 2 senenin konserlerini bile bedavaya veriyor. Aynen pavyona düşen misali oradan kurtulmak için, ondan sonra çünkü gidiyor oynuyor. Oyna, bir şey olmaz Serdar'cığım, hop 4 konser daha içeri. Yıllardır bedava çalışıyor. Bak işte üzücü olan ne biliyor musunuz? Bak ibret. Serdar bir hastalığın pençesinde ve MS'i maalesef ki Allah sağlık versin. Serdar'ı da çok sevdim. Çok eski arkadaşım. Bilkent günlerinden, Ankara'dan arkadaşım. Eski eşim Ajda'nın sınıf arkadaşıydı. Orada o yıllardan arkadaşım. Yani çömez günlerini bildiğim adam. O da bizim çömez günlerimizi biliyordu. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Şiirsel oldu ama. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bak kardeşim, şimdi ne olacak? Sahne yeri gelecek. Allah korusun sahneye çıkamayacak. Ve kuruşu yok. Ve Allah korusun. Kuruşu yok. Ve bunlar egosentrik tipler. Bunların seveni de yok. Ve ne olacak? Tek kalacak. Yalnız kalacak. O paraları tutsa plaza dikerdi, biliyor musun Serdar? Evet, doğru söylüyorsun. Plaza evet, dikerdi. Serdar ve bugün çok büyük paralar kazandı. 3 kuruşa muhtaç olacak. 3 kuruşa muhtaç olacak. O kumar illeti yüzünden. Bakın hep söylerim, derler ya çapkın falan filan. Hiç kimse gocunmasın. Çapkınlıkla para bitmez. Ne kadar harcarsın değil mi? Ya kardeşim, yemek yedin, bara yani gittin, içki içtin. Arabasını aldın, hadi evini aldın. Yok. O başka. Ona girmiyor, o başka. Ha bak, o var olan onunla da bitmez. Ama bitiren iki şey vardır abi. Kumar, uyuşturucu. Ben hem, nice, insanı bitirir bozar kimlik olarak, tabii, hem de ekonomik olarak bitirir. Bitirir ve yoksa yani yemekle içmekle para bitmez. Hani belli bir standarttaki insana. Ya yani ben öyle ya, çok yemek yedik, çok gezdikle iflas eden kimseyi tanımıyorum. Erol Bey, bir şey soracağım. Yani kılık kıyafete de harcasan ne harcıyor? Yani. Ama neler ama harcıyorlar diğeri, ya? Neler harcıyorlar? Ya, tamam, ayıp nedir? Yani, nahtır. Ay, ben çok sinirleniyorum o çantalara, çuva çaputa o kadar para vermeye ben de gülüyorum. Bu nedir ya? Ama yani, Serdar konusunda katılıyorum, biliyorsun ilk hastalığını çok insanlara anlattığında evet, çok yani öyle nefret çok söylemleri yazıldı ki onların altına. Yani insanlar o kadar ağır sözler iken. Ya bak bir şey söyleyeceğim bir de. Toplum düşenin yanında değil, düşene tekme atar. Niye biliyor musun? Onu da anlatayım. Neden? Şimdi bak, çok önemli bir alt psikoloji var burada. Şimdi diyelim ben Ahmet diye bir çocuğa bugün albüm yaptım. Tamam. Seyirci onu yeni gördü, çömez hali gördü, şarkısını beğendi. Sevdi. Ha diyelim, uzağa gitmeyelim ya, bu incirleri söyleyen çocuk, yeni bir çocuk ya Emre'deki. Halk sempati gösterdi. Sesini ve şarkısını beğendiği insanın yanında olur hemen. Tamam. Şimdi filmin ikinci yarısı başlıyor. Hangi yarı? Aynı çocuk bir hafta sonra bir minibüste Reyna'ya 10 tane Rus mankenle girerse, altında arabalar bilmem neler falan, o halk var hemen ya. Hemen üstünü çiziyorlar, çantayı atıyorlar. Aa, aa, aa,
Bu da bozuldu bir bizim hafta. Bizim alkışlarımızla sen demek bizim sen, sevgimizi dur, harcadığı yer burasıymış. Duruşa gidiyorsun. Şimdi bu, diyorlar. Bu onun eğlence hayatında görülüp dejenerasyon yönüne kızmadır. Halk bir de şunu da içsel olarak kızıyor. İşte arabası, evi. O halka o standart artışını gözüne sokarsan bu ülkede asgari ücretin ne olduğu belli, açlık sınırının altında olduğu belliyken, milyonlarca insan geçim derdi verirken, işsizlik had safhadayken, bir sen... gecede bir enflasyon olup dolar %35 parite kaybetmişken, kardeşim bu mal mülk, bu zenginlikler insanlara batıyor. İşte böyle bir denge. Ne yaptı Serdar? İşte şurada yeni köşkümdeyim, yeni villamdayım, Ruslar, mankenler, arabalar. Halk zaten sevmiyor bak. Şarkılarında eğleniyor ama kişi olarak sevmiyor. O zaman ne oluyor antipatik biliyor musun? Oluyor, evet. İlk düştüğünde öyle bir tekme koyuyor ki. Ay kıyamam ya. Öyle bir tekme koyuyor ki. Hadi lan diyor. Sen dünkü çocuktun. Bizim sevgimizle ne hatlar karıştı ve intikam gününü bekliyor. Ben çok üzülmüştüm. Halk, adam asmaca oyunu vardır ya. O çizip direnerek oynarız. Adam asmaca oyunu. Amiral Battı'yı çok seviyor. Ne soruyorsun? Yani kendi yarattı. Alkışladığı insanı kendi ipini çekmeyi seviyor. Sonra sanatçılar niye oynatıyor yani? İnsanın ruh sağlığına sabit duruyor. Burada tabii çok hep sürekli şey hani gündeme getirdiğimiz bir iş var ya. Şöhret ve marka işte, yönetimi durumu var ya. İşte burada yapılması çok, gereken çok, şey prodüktörlere ve menajerlere düşüyor. Menajer. Bu insanların önemli. Eğer uzun vadede geleceklerinden eminsen ona göre de bu insanları çekip çevireceksin, eğiteceksin, zapt edeceksin. Tabii onu, burada kişi farkları. Onu o hayata adapte edeceksin mesela, yaşayacağı mesela hayata. İşte bak marka. Evet kardeşim. Türkiye'de birkaç tane marka tanıyorum. Ders olarak okunulacak bir de Tarkan. Şimdi Tarkan'a Allah korusun bir hastalık geçirse ondan sonra kilometrelerce kuyruk olur. Neden? O sevgiyi yaratmış. Diğeri Serdar Ortaç'a bak. Serdar Ortaç ne olarak anacağız abi? Bak şarkılarının dışında sanatını tenzih ediyorum. Bana göre herkesten de 10 kat Tarkan da dahil daha fazla bu ülkeye patlamış şarkı sunmuştur. Millet demiştir ki aman teker ya sonuca bak kardeşim. Bu çocuğun sundum, şarkılarıyla üzüldünüz, eğlendiniz. Bu 2-2-4 ama Serdar Ortaç'ı neyle hatırlayacaklar şarkılarının dışında? Reyna'ya girerken. Veya kumarhanelerde bilmem ne falan şey falan. Serdar Bey. Şimdi o zaman ne oluyor? O zaman ne oluyor? Halk gıcık oluyor. Sevmiyor kardeşim. Sevmiyorlar. Ya kişi ya yapacak, olarak şarkısını yapacak, seviyor. Yapacaksan seviyor da bunu insanların gözüne sokarak yapmayacaksın. Bak başka bir şey. Yani düşünsene bak Tarkan'ın hayatından örnek veriyor. Ne kadar zor bir iş var ya. Zirvede yaşayacaksın. Ve bir de şöyle, çok büyük para kazanacaksın. Ama ve lakin sadece toplumun sana olan sevgi ve saygısını kaybetmemesi adına birçok şeyine gem vuracaksın. Bak bir de sevilenlerle de ilgili bir örnek vereceğim. Mesela o da benim sanatçım. Kim? Kutsi mesela. Temiz yüzlü çocuk. Ne sevildi oldu? Gonderler çıktı. Dur ne oldu? Bir baktılar ki hangi dizide oynasa orada fan film fon. Evet. Şimdi evet. Bunu ben biliyordum. Kutsi'ye ha biliyor muydun onu? Şimdi tabii hayır ne anlamda biliyordum. Kutsi'nin ne altları yetişiyor? Benim sanatçımın yanına aslanını koyuyorum. Ondan sonra hepsi bülbül. Ondan sonra Kutsi'nin de bir alkol sorunu vardır. Ağır alkol sorunu vardır. Şimdi bu dizilerde patlamaya başladı. Her bir dizide gittiğinde o sürekli zamparalıklar, kırıştırmalar falan. Ne oldu sonra? Ne oldu sonra? Sonra biri çıktı kadın dedi ki ben boşu. Şu anda Kutsi'nin ne dizisi reyting yapıyor ne kaset satıyor. Yine aynı Kutsi. Ama insanların gözündeki değeri. Ya bu en son hangi şeyde oynadıydı Kutsi ya? Ya neye oynadığını artık neydi, anlamı kalmıyor. Bak evet. Şimdi şu var. Ne iş yeni kasetinin farkında değeri radyo itibarı neydi bitiyor. Ya? İtibar yönetimi sıfır işte. Huzur Sokağı, hayır Huzur Sokağı'nda da oynayıp, Huzur Sokağı'nda böyle patlayıp orada o işte fan fin orada patlayıp çıkınca böyle tabii bir ki hem hani... orada muhafazakar bir tipleme mali işte onu efendisini diyorum oynuyor ondan sonra da... Yani herkes muhafazakar orada Kutsi'ye bak sendendi ben bilmem vallahi. Serdar Bey o minibüs işi olmayacaktı ben hep söylüyorum ben çok severim Serdar Ortaç'ı en son bu eve bayılırım. Yok minibüs arabanın bagajına koyacak. Onu çok net hatırlıyorum böyle şey yapıyordu hatta oraya gelip hani kızlar bir gidin diye böyle kızlar iniyor bitmiyor. Şimdi iniyor bitmiyor. Yani bu hak psikoloji. Şimdi onları millet diyordu ki abi niye böyle niye şöyle falan filan. Hatta cinsel kimliğiyle ilgili sorular da çıkıyor. Hani bunun tezatını ispatlamaya mı çalışıyor falan. Genelde de böyle efeminelerde hani kızlarla gezme gösterme eğilimi olur. Hani ben yumuşak değilim. Bakın hesabı. Ben esasında çok böyle şanslı bir... Erkek, ya böyle nerede görülmüş? 10 tane kızla mı gezince sen? Erkekliğin paritesi kaç kızı gezme? Kız dediklerinde yarısı eskort yarısı Rus manken.
Kimse Türkçe konuşmuyordu minibüste, onu hatırlıyorum. Kameralar soru sormuştu. Evet. Nazdravya. Merhaba falan diyorlardı. Serdar Hanım üzüntülü bir iş. Ben de üzüldüm. Bir an önce ne olur toparlasın. Çünkü Kulo'yu dünya tatlısı bir karısı var. Evleri yani beraber çok şekerler. Ha gelelim o evliliğe. Çok benim tatlı. O evlilikle ilgili o işte o bölgelerin hanımı diye ve ürktüm. Dedim ki ya dedim Serdar'ın parası için evlenmiş yoluyordu. İrlanda değil mi? Ondan sonra. Yok. Sonra lazım. İşin gerçeğini öğrendi. Bizim Kelakan var şeyin kankası menajeri. Yok abi dedi. O kız dedi Serdar'ın hayatındaki en büyük şanstır. Bir Serdar'ı çok seviyor. İki onun hani böyle kumardan kurtulması için doğru dürüst bir şeyler yapması için elinden geleni yapıyor. Aynen öyle. Ve birbirlerine çok aşıklar. O gün gıpta ettim yani. Çok şekerler ya. Ama kadın da bir yere kadar mücadelesini çok verecek. Tatlılar, sonrasında bakacak yani. Ki elindeki adamın doğrulmaya, hamurun yoğrulmaya niyeti yok yani o zaman. Biraz daha sabreder. Kız börek, börek olmayacaksa fırında yanmasına müsaade edecek. Şimdi yani. Tayyar, kız 22'lerde 20 yani çok genç. Şimdi o hani kadınların daha sabırlı olduğu bölümde. Hani biraz daha sabreder diye tahmin ediyorum. Çok seviyor çünkü. Hani inanılmazlar beraber. Bir görsen böyle gözlerin içine birbirlerine bakıyor. Çok acayip ama biraz sonra tabii biraz daha oynarsa Kulüye'yi havaalanından el sallarız. Ki hiç isteyeceğim bir şey değil ama gider herhalde diye düşünüyorum. Serdar Bey'e de geçmiş olsun diyelim bir an önce toparlaması adına. İnşallah. İnşallah. Peki. Ya bir haber var. Böyle bazı haberleri okuyacağım zaman böyle içim pırpır ediyor çünkü... Hani şey anlamında ediyor. Şimdi bunu burada okuyoruz, konuşuyoruz falan. Sonra oradan, öğleden sonra Twitter'dan fıdırı fıdırı bir de bunun mücadelesi geliyor ya. Bu öyle bir haber olacak herhalde. Ne yapalım artık? Cihangir ırkçısı. Günaydın gazetesi. Sabah gazetesinin günaydın ekinden okuyorum. Gonca Vuslateri. Çok yani sanatını, duruşunu birçok konuda beğendiğim bir isimdir ama şöyle bir açıklaması var. Türk'ten çocuk yapmam. Son 5-6 sevgilim hep Amerikalıydı. Sanki Amerikan kasabasında sıradan bir kız gibi yaşıyorum aşk hayatımı. Hiç ama hiçbir Türk'ten çocuk yapmayı düşünmüyorum. Kalbimi kıran ırka bir daha dönesim yok. Alkol, kadın, zenginlik, ukalalık bana bunun olmadığı bir Türk erkeği gösterin demiş. Mevlüt Tezer de bu meseleyi alıyor köşesine taşıyor ve Gonca Vuslateri'nin sol görüşe yakın değil mi siyaseten? Evet. Bir duruşu vardır. Düzgün paylaşımları. Yani ben hani kafa yapısı olarak çok kişisel bir şey söylüyorum. Benim beğendiğim bir sanatçıdır. Sanatçı kelimesini kullanıyorum ben Gonca Vuslateri için. Fakat şimdi bu Türk'ten çocuk yapmam arkadaş arasında söylesek de bunu oğlu orta söylemesek diyeceğim bir şey olmuş yani. O yüzden benden bu kadar. Vallahi Türk erkekleri de Gonca'dan çocuk sahibi olmak niyetinde. Sıradayız. Yani Gonca öyle bir beklenti olduğunu sıfır. Düşünüyorsa orada yanılıyor. Şimdi bu hanım kızımız leb olmadan leblebi olmaya çalışıyor. Bu dizi neydi oynadığı dizi? Hangisi? Yaşlı teyzeyi oynadığı. Basfiye teyze. Şimdi yalan sonra, dünya. Ay şimdi Allah bu razı kızımız olsun. Çok daha ben olduğum zannetti. Bir havalara erken girdi. Sonra bunu o Ahmet neydi fotoğrafçı çocuk? Mehmet Turgut. Mehmet Turgut'la. Aşk yaşadılar. Aşk yaşadı vesaire falan filan. Mehmet Turgut TC vatandaşı değil mi? Türkiye'de evet, zaten vatandaşı. Ne şimdi olmuşsa burada, Mehmet Turgut'tan sonra şimdi olmuş. Şimdi kardeşim ben ona yayında olmasak öyle güzel bir ağzımı bozardım ki bayramlık ağzımı. Neyse yani ki, o zaman sen burada Türk toplumundan, Türk kadın ve erkeklerinden para kazanıp çok da niyetliysen git kardeşim Amerikalılara ver bütün enerjini. Bir gözüm şöyle seyirmeye başladı mı acaba? Ondan sonra. Bu entel takımında böyle bir hava oluştu son zamanlarda. Bu ülkeyi terk ediyorum. Bu ülkeden gideceğim falan. Kardeşim ben yatsın orada ya. Yatsın orada ya güle güle kardeşim. Gidemedim Tayyar abi tam gidiyordum. Kader ağlarını ördüm. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu giderim, burayı terk ederim falan. Zannediyorlar ki bunlar gitmeye kalktıklarında. Buradaki bu memlekette yaşayan herkes ertesi günü karalar bağlayacak. Aa gitme yolda ya kardeşim. Aa Halep oradaysa arşın burada. Topla valizini. Gümrükten yürü git. Ya, uçak biletine fazla 300 lira ya. Çok gemileri yakanlar gidenler sonra filikalara yüzerek yetişmeye çalıştılar. Ya tercih meselesinde şeyi ya, anlıyorum ben. Gemiyi yakacaklarını eğer şimdi, yiyorsa denizi yakacaklar. Şimdi bir kadın meclis. Olarak şeyi anlıyorum ben. Bu şu sohbet var ya Türk'ten çocuk yapmam. Bu hakikaten. Şimdi siz bana saldırmadan rica ediyorum. Evet. Yani şöyle şeyler oluyor. Yani belli bir yaş üstü. Gerçi Gonca Vuslateri benden çok daha küçüktür. Ben yaşlıyım. Ama hani belli bir yaş üstü kadınlarda şöyle şeyler oluyor. Ama Türk sen erkekleri, daha genç gösteriyorsun. 35'im ben ya. Yok bir şey söyleyeceğim yani, bak. Gider ayak. Efendim. Ben bunu anladım.
Yok, bilimsel bir şey söyleyeceğim. Evde. Hayır. Bak, bana gelir. Kadınların en dişi, en seksapel ve en çok orgazm kalitesinin yükseldiği yaş 35'te. Ne oluyor? Tabii tabii 30 bile değil. Bu bilimsel bir veri. 35'te. Ha, yırttım ben, kadının tamam. Kadının en yaş, oh. Yani en kadın olduğu ve duyuyorsunuz, en dişi olduğu, en verimli olduğu yaş dönemi. Evet. Yaşta burada oturuyorum. Ondan evet. Herhalde diyebilirim. Evet, evet. Yok. Dedim bak, bu sene senin senen olacak. Ne gülüyor herkes ya? Benim ama öyle bir halim var değil mi? Ya bu geçenlerde seksapel enerji var mı? Fazla sayın da bir densizliği vardı. Ha? Konserini izlemeye gelen Türk Büyükelçiyi kulisine almamış. Kim o abi? Fazıl Say. O da 35 yaşındaydı. Ya arkadaş sen kimsin ya? Fazıl önce ben her şeyden önce salyalarını akıtmaması için işlerini yapmasını rica ediyorum. Ya bir şey söyleyeyim, yapmayın bak Fazıl Say'ı çok... Ya Recep niye bak, sevdiğiniz ya, Fazıl Say'ı? Ya emzikli çocuk gibi devamlı salya akıyor. İnsanların sanatçı kimliğine saygı göstermek ayrı. Bana güverdi, bana güverdi. İnsani tavırları ayrı. Ya sen kimsin ki koskoca bir ülkenin sana beyefendilik göstermiş... Yanına kadar gelmiş bir büyük elçiyi oradan almayacak kadar. Orada kişi değil ki, makam var ya. Doğruysa kimsin sen ya? Arkadaş kimsin? Of ha, bu ülkede ya. De yaşamak istemeyen varsa Allah. Arkadaş yol orada ya. Allah. Orada da gittiğinizde baş tacı edileceğinizi, size havaalanında kırmızı halılarla çeker. Yanılıyorsunuz arkadaş ben şeye ya. Baktım. Yürüyün kalkın gidin ya. Valla kendi adıma söyleyeyim, ben garsonluk buldum kendimi, öyle gidiyordum. Gidiyorum dedim, ben geliyorum. Büyük terevi ne yani, garsonluğa gidiyorum. Yanlış yaptıkları ne biliyor musun? Gidemedim. Bu insanlar kibir. Erol'un biraz önce söylediği şey çok doğru. Ya sen bir şey yapıyorsun ve insanların önüne koyup bu insanların paralarıyla da kendine bir hayat kuruyorsun. O zaman bu insanları inciltecek laflar söylemeyeceksin. Şimdi şurada belki de şöyle bir şey var. Dedim ya, bu hani sohbet arasında söylenir. Benim de çok kız arkadaşım şey diyor. Yurt dışına gidelim, yurt dışında işte birinde hani orada bir, oradaki bir adam. Ben de diyorum ki yurt dışındaki adamların üzerine kuş mu kondurmuşlar? Hani ne farkı var diyorum. Hani erkeklerden eğer şikayetçiysen bazı noktalarda erkek her yerde herhalde erkek. Abi yok, sizin, onlar daha centilmen. Yok sizin, onlar daha anlayışlı. Sizin oturma organınız ayrı, kafanız ayrı oynuyorsa, kendinizin yaşadığı fıçınız gibi demek yaşadığınız insanlar gibi cemiyetlerin içinde bulunup oradaki insanlarla arkadaşlık yapıyorsanız yani aradığınız yer, eşelendiğiniz toprak bu abi sizin. O toprakları bir terk edin, başka bir topraklara geçin bakalım. Bir kurtarın kendinizi o meyhane, kahve, kafeterya ortamından. İstanbul'da hayat başka semtlerde de yürüyor. Bulduğunuz adamlar sizin gibi akşamleyin bir duble içki için yan millete yancılık yapan adamlar. Orada sevgili yapıyorsunuz. Fotoğrafçı, ressam, yazar bilmem ne lan. Açlar, aç. Yiyip içtikleri bardağı bir arkadaşlar. Ay Tayyar abi sürüm. Mehmet Bey yazdı. Mehmet Turun bir aç değil yani. Ya Mehmet için söylemiyorum. Yani. Ya, sadece bu Mehmet'ten kaynaklanan bir şey değil. Ama bu laf bence Mehmet'e. Çünkü niye biliyor musun? Gonca Mustafa zaman, Mehmet'ten sonra bak, Türk erkek bir şey söyleyeyim sana. Olmadı. Burada kaldı. Ya Mehmet onu ikiletti. O cümleleri de onu tiz etmek için söylüyor. Mehmet'e söylüyor. Peki bir şey. Tamam, o zaman adını söylesin. Mehmet şu an ne derse var ya. Işık hızına ulaşır, ışık hızına. Ne olur duymadım Allah'ım. Mehmet şimdi gel evlenelim dese ışık hızında koşar ona. Bir şey yok ya, o zaman ya. Cümleleri kurarken çoğul ekleri takarak konuşmayacak. Tarafsız yayıncılık yapıyoruz. Uyuyorsunuz hepiniz tabii pirelerle beraber. Burada mücadele veriyorum. Bağlanabilir Gonca Vuslateli, Mehmet Turgut. Ne diyecek kimse? Bağlanacak? Derdi Mehmet de diyecek ki, ne, Mehmet denilen bir adamla beraber oldum kardeşim, fotoğrafçıydı. Bana ağır şeyler yaşattı, beni aşktan soğuttu. İnsan, eyvallah. Ben memleketin Türklerden, erkekler. Hadi lan. Ya, hadi. Türkiye'nin de büyük sorunuydu. Ayıptır. Zaten. Sen Türklerle mi evleneceksin? Sen üzerinde hayat sürdüğün topraklardaki insanlara hakaret etme hakkını nereden buluyorsun? Ha, başka bir şey. Levansan. Evet olayı, ya. O da Levansan'ı savunmuş. Ya Levansan için, Levansan'ı da ta Günay zamanından çok sevdiğimiz bir avuç. Hayvanseverlik kafayı konusunda kırdı. Bir sıkıntı. Kafayı kırdı. Söylediği cümlelere bak. Ondan Nepal sonra Nepal'de deprem oluyor, diyor ki siz diyor bir sürü hayvan kurban etmiştiniz, onların cemeresini çekiyoruz. Vay anam, vay anam, çocuk vay. Çocuk ölmüş, kadın ölmüş. Yani iyi bahçe olmuş diyor ya, i̇nsan iyi ölmüş ya. Diyor ya. İnsan ölmüş, insan. Allah insan. İşte şimdi o yüzden ben tekrar Leman Hanım için de şunu düşünüyorum, benim şahsi görüşüm. Gonca Hanım için de. Bunları Leman, arkadaş Leman ortamında söylediğiniz ya. Şeyleri magazin basınının yakınında, gazetecilerin olduğu yerde, Twitter'da orada burada söylemeyin. Şey, düşüncelerinizi bunları paylaşmayın. Arkadaş ortamında söylenmiş şeyler değil ki bunlar. Sosyal medyada milyonlarca insan yani. Okuduğu yerlere yazıyorlar bunları. O arkadaş ortamında benzer bir, şeyler söylemişliğim var şey, yani bak, ama. Bir kere bir görüş çerçevesi içinde yer alan bir sanatçı olacak olacaksın. Olacak bir durum değil. Anladın mı? Yani. Bir tarafta da insan hayatı söz konusu.
Yani anladım. Kim hayat insan... kaybetmişsin. Ya bundan nasıl zevk alabilirsin çünkü ya? Hayır abi, nasıl oh olsun diyebilirsin buna? Tabii ki zevk buna? Alamazsın. İnanamadım. Tabii ki oh olsun diyemezsin. Nasıl diyebilirsin şiddetle bunu ya? Şiddetle kınıyorum yani. Yani. Zevk alamazsın, oh olsun diyemezsin. Yani. Desen bile içinden diyeceksin. Yani. Ne yazık ki böyle bir durum var. Yani bunu evet, yazmamak lazım. Ben bir hayvan severim. Böyle bir durum var yani. Dünyanın her yerinde küçüğünden büyüğüne hayvana yapılan her türlü saldırı, işkence, tecavüz... Yani karşısındasın değil mi? Kesinlikle, kesinlikle karşısındasın. Yani ben hayatımda bir kere ya, hayatım boyunca 52 yaşındayım, hayatımda bir kere çocuklarımı alıp bir kere sirke gittim. Gittiğimden 3 gün sonra da bir video seyrettim ve bir daha gitmek isteyen herkese diyorum ki sakın lütfen gitmeyin. Ya bunlara para kazandırmayın. Ama kardeşim şimdi yani inançları doğrultusunda orada işte deve, koyun, inek kurban eden insanlar yarın öbür gün bir felaketle karşılaşıp hayatlarını kaybettiklerinde de oh olsun diyebilme lüksüne sahip değildim. Olabilir mi ya? İnsan canı bu ya. Çünkü yani şöyle, elimizi bir yere vurduğumuzda canımız yandığında saatlerce ovuşturuyoruz bir da. Bir de şöyle bir şey var. Nasıl deriz bunu ya? Hayır abi bak. Benim Instagram hesabımda bak çok açık söylüyorum. Benim kişisel Instagram hesabım infosunda yazar ki bazı insan hayvanları bazı insanlardan daha çok seviyordur diye kendime yazdım. Çünkü hakikaten bazı insanlardan daha çok seviyorum hayvanları. Yani. Ama sonuç itibariyle bu oh olsun tavrı var ya Leman Hanım'ın yaptığı. O zaman o neyi kazandırıyor biliyor musun? Karşı tarafta mesela hayvanlara herhangi bir eziyet olduğunda beter olsun. Nu yani biz böyle bakarsak o taraf da böyle bakar. Yani taraflaştırmamak lazım. Bu çok sivri bir açıklama ve otomatikman burada böyle konuşulacak. O zaman nerede kaldı sizin okuduğunuz işte, aşk şarkılarının yani kalbimize dokunduğu? Bir yere nerede sizin okuduğunuz herhalde hayatla ilgili şarkıların sözlerinin bize kazandırdığı anlam ve manalar ne oldu? Hangi hisle ve duygularla okudunuz siz bunları? Ve şey de oluyor yani şimdi mesela Gonca konusunda da şöyle bir şey var. Bu hani burada böyle işte Cihangir ırkçısı diye alınmış ya şeyde nedir onun ismi Günaydın'da. Şimdi muhtemelen bugün öğlen saatlerinde tabii uyandığında Gonca Vuslateri bununla ilgili daha fitiye alan bir şekilde cevap verecek. Çünkü bu nereye birleşiyor biliyor musun bu zihniyet? Magazin basını Şahan Gökbakar pislik çukuru. Hop oraya dönecek bir şey. Çünkü ne yazık ki belli bir Cihangir tırnak içinde bölümünden magazin öyle gözüküyor. Biz Vuslat kardeşimizi ne zamandan beri konuşmuyoruz? Biz Gonca veya magazin basını ne kadar zamandır ya bunlar yırtılıyor ya gündem olmak için ya. Biz ama asla kalmıyor. Yalan dünyadan yani sonra yaptığı ne iş var? Hiçbir şey abi. Hiçbir şey. Ne var? Hiçbir şey. Şimdi davası mavası oldu. İşte böyle bazı bir takım olaylara karıştı falan. Onlar var yani. Esas mesele onlar var. Başka? Bir de Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken bir konuşma yaptı. Bak. Cem Yılmaz diye aldı onu. Peki bir şey söyleyeyim sana. Biz hiç insanları, bu konuştuğumuz insanları manşetlere çıkmış, büyük ödüller kazandıkları işlerle niye anamıyoruz? Niye yapmış oldukları çok değerli çalışmalarla, tiyatro oyunlarıyla, sahnelerle bilmem ne niye anamıyoruz? Niye birinin ayrıldığı karısını, birinin kumar borcunu, ötekinin sevgilisine nefret söylemleri gazete manşetlerinde? Niye bunların yok mu ya? Bunlar işi ne? Ama öyle olursa sana şöyle bir cevap gelir. Ben hemen yapayım hocam. Ya bunlar büyük sanatçılar ya. Cihangir'de barlarda oturup memleketin sanatını kurtarıyorlar ya. Ama işte o zaman ben sana hemen cevap veriyorum. Biz eğer ödüllerimizi, siz bize ödüllerimizi konuşmuyorsunuz ki, eserlerimizi ben bu kadroya ne zaman inancımı ve güvencimi kaybettim biliyor musun? Ne zaman? Lütfü Kırdar yıkılmaya kalktığında bunlar sinema tiyatro salonunu bastılar. Belediye burayı yıkıyor, sanatımızı elimizden alıyor falan dediğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 15 dakika sonra yanlarına gelip dedi ki gidin bir sene sonra gelin konuşalım. Bir sene sonra o salona girip belediye başkanından özür dilediler. Arkadaş şekle anında tepki koymayın. Bir bekleyin. Ya siz her şeyi bir feryat figanlar. Öneriler oluyor. Bitiyor. İnsanlar ya kardeşim sakin olun ve bekleyin. Bekleyin kardeşim. Beklemeden hep bir şey muhalefet yönleri var. Hep böyle bir tavırları var. Hep böyle bir saldırgan halleri var. Ya siz sanatçısınız. Siz toplum önünde söylediğiniz her şeyle insanların daha akıllarında kalıyorsunuz. Yapacağınız, söyleyeceğiniz şeylerin altını 1-2-3 defa çizerek konuşacaksınız, söyleyeceksiniz. Burada yaşadığın topraklar üzerinde nüfuz eden, nefes alan insanlara hakaret etme hakkını kendinde bulamazsın ya. Arkadaş arasında erkek arkadaşına kinlisin. Eyvallah kardeşim adres ver ya. Erol seni Allah kahretsin. Bana çok kötü 3 ay yaşattın. Beni mahvettin. Evet dayarcım mahvettim seni canım. Ya böyle bir şey var. Pınar Erdağ diyor ki üçünüzün diyor hararetli tartışmalarına bayılıyorum diyor. Ya. Tartışmıyoruz. Ben sağdan soldan gelen ataklara hiçbir kendim fazla say taklidi yalnız rica ediyorum. Bir de Allah rızası için. Yalvarıyorum ya. Bana vallahi bakın. Çok değerli bir sanatkar. Çok Mozart bana su verdi. Hayır abi müdahale eder misin? Sanatına
Kimsenin ya kardeşim, var mı? Sanatçı kardeşim bu bir gün uyanıyor bu Fazıl Say denen sanatı değerli ama kişiliğinden şüphe duyduğum şahıs Hayyam'dan olduğunu iddia ettiği rubayiler paylaşıyor. Evet. Ve o rubayilerle ki o da kanıtlanmış Hayyam'ın öyle rubayisi falan yok. O rubayilerle bir İslam ülkesinde herkesin inançlarıyla dalga geçiyor. Bak tehlike burada başlıyor. Yanmayı... Şimdi, yani diyor ki ben snobum kardeşim. Ulan kardeş sen ateist olabilirsin. Sen belki kedi kesiyorsun satanistsin. Onu da bilemem. Herkesin onu da bilemem. Kendine. Ama sen bir toplu yayın organı bir medyada insanların birincil duygularını nasıl rencide edebilirsin? Şimdi ondan sonra vay efendim böyle şu. Ya sen dünya, ya sen Mozart'ın kendisi olsan kaç para eder kardeşim? Önce bir dişlerini yaptır zaten. Ay. Yani fiziksel durumu yap. Fiziksel görüntüyle ilgili bir şey söylemeyelim ne olur hakikaten. Ama evet rubai konusunu biliyorum. Öyle Hayyam'ın öyle bir rubaisi olmadığının konuşulduğunu da biliyorum. Ya yok bunlar, bunlar var ya bak bunlar. Yani tutamıyorum ki hiçbir zaman başlıştım. Tamamen kültür anarşisti. Kendilerini snobe edip bu ülkedeki insanları hakir görüp ama o hakir gördükleri insanlardan rant elde edip aynı o kızdan farkı yok. O kızcağız da Atilla Özdemiroğlu'nu arıyor ya. Diyor ki Atillacığım ölme. Evet, ölme. Benim şöhret olduğum günü gör. Ölme ya. Sen sağlıklı yaşa. Yani o bir espri ama Tayyar abi ya. Esprisi olur mu ya? Vardır öyle espri. Ya bir şey söyleyeyim sana. Espri dediğim ben de Yıldırım çok özür dilerim. Ben de Yıldırım Mayur'a diyorum ki Yıldırım Bey biraz daha sıkın dişinizi. Benim gelindiğime söz verdi çünkü. Ha gayret diyorum. Biraz daha sıkın. Şimdi 10 yıla şey. Sen adamla ilgili diyorsun ki bu ülkeden gitme kardeşim. Bak Kıbrıs'a. Hayır şey diyorum ki gözünüz görürken benimkini dikeceksiniz. Ama bak şimdi burada bir hastalığın pençesine düşmüş. Çoluğu, çocuğu, eşi, dostu zaten yaşaması için seferber olmuş yani. Bir adama sen ölme. Benim arabaya bindiğim günü, şöhret olduğum, para kazandığım günü gör. Hadi ya. Zaten ayrıca da kazandı. Hadi ya. Diye düşünüyor. Yani mı? Sen sağlıkla yaşa Atilla. Atilla ben senin sırtında bile taşırım. Aşkım. Aman senin yol yap yok. Sen yaşa. Ama benim şöhret olduğum günü gör. İşte orada ironi yapmış. Bunları orada. Okuyunca Atilla Özdemiroğlu diyordur ki ya keşke yani bu dilek temenni olmasaydı da ben hani bunları da görmeseydim. Zaten bunu göz şeyde ödül töreninde yaptı. Sonra bir dakika sonra Cem Yılmaz çıktı sahneye. Zaten bambaşka bir noktaya gitti. Yerle bir etti. Peki devam ediyoruz. Zaten dediğim gibi hiçbir yerinden tutamıyorum. Hep söylüyorum. Yahu bazı konuşmaları da Twitter'a oraya buraya evde yapın ya. Arkadaşlarınızla yaptığınız her şeyi böyle ulu orta konuşmayın. Sonra arkadaşlarınıza da yapmayın kardeşim. Anında yani yazıyorlar. Yazıyorlar. Ayrıca da hani Kanada'ya da çok kolay başvuruluyormuş. Haberiniz olsun. Ya ne Kanada'sı ya? Vallahi hemen geldi bana cevap. Ya gitsin Edirne'de Kapıkule'den çıktıktan sonra nereye istiyorsa gitsin Edirne, ya. Edirne ne o? Şey vize mi? Yani Kanada vatandaşı oraya başvurabilir hemen. Yok ben uydurdum bunu. Kanada ha. Değildir canım. Attım. Kadın bir şey demedi. 50 bin dolar yatırır herkes. Herkes alıyor evet aynen öyle. Peki Ayşegül'ü çıldırtan poz. Nereden okuyoruz efendim? Güneş gazetesi Venüs Ekim'den. Bu arada ama tekrar ara söyleyelim. Bugün de söyleyeceğim, her gün de söyleyeceğim. Önümüzdeki salı günü Demet Akalın. Star ışığı Demet Akalın bizlerle olacak. Ve yemin ediyorum ne biz teklif ettik. Bak tekrar ediyorum. Ne çağırdık. Evet hakikaten ondan sonra öyle. Yoğun bir dönem çünkü albüm çıkacak ayın 10 Haziran'da. O yoğun dönemdir diye hiçbir... Bir teklifimiz de olmadı. Aha. Kendisi yazdı. Size geleceğim dedi. Ve yine bak onu dedikten sonra normalde hani tırmalarlar ya ne zaman geleceksin. Sallarlar. Hiç kendisi dedi haftaya ne gün müsaitsiniz. Kendisi bizim müsaitliğimize uyaraktan salı günü. İşte ben ondan sonra diyorlar ki ya Erol ne var Demet kankan çok des. Ya kardeşim ne kankası ya? Bunun kankalıkla ne alakası Erol var? Erol Bey bir şey sorabilir miyim? Yes. Biz programa başladığımızda işte bir ay olacak inşallah. Siz Demet Akalın'ın aranız iyi miydi? Benim hiç kötü olmadı. Hiç kötü olmadı değil mi? Yok. Kötü olduğunuz isimlerden değil. Merak ettim. Hani yeni midir bu samimiyet yoksa hep iyi mi? Hiç bozulmamış mıdır Demet, yani? Demet. Ben hani televizyonda konuşulmayacak kadar yıllardır süren samimiyetim var. Ama şöyle zaten bak... Aradaki fark bu. Biz burada benim kaçtığım toplantılarımız oluyor ya. Toplantı özür dilerim. Ay onu bir dakika. Ondan bir dakika. Sonra... Allah razı olsun anlatacağım. Geçen gün bunu dinlemeniz lazım. Geçen gün çıkışta toplantı yapıyoruz. Ben Hande Hanım var. Toplantı dediğimizde beraber kahve içeceğiz. Özlüyoruz Hande Hanım'ı. Derken şu biz çıktık. Tayyar abi önden gitti. Ben işte şeyi çıkarıyorum. Kulaklık onlarınki çabuk çıkıyor. Bende bir sürü bir şeyler çıkacak falan. Gittik. Erol Bey buradaydı. Toplantı var dedik. Şu koridorda yanımdan böyle elinde çantası beni hiç tanımamazlıktan gelerek son sürat. Tabii. Koşarak. Ben yoğum. Ben aslında yoğum.
Erol Bey diyorum. Peki başıma gelen dışarıda serviste yok. Peki erkekliğe şey sürdürür mü? Yürüyerek taksi de geçmiyor. Uber'e basıyorum, bir taksiye basıyorum, tız. Abi ama 3 kilometre yürüyorum. Gerçekten mi? Tabii ya, tabii tabii. İnanılmaz. Kafayı takmışım ya. Neyse sonra taksi geldi. Arıyorum, neyse, açmıyor kendisi. Toplantılarda şimdi elinde de poşet söyle, bu arada. Hani normaldir. Herkes tanıdığı sanatçı, eşi, dostu. Şimdi bende o huyu da yok. Ben kimseden bir şey istemem. Ama bak, bu şunu anlatmak için söyledim. İşte durumdan vazife çıkarmış. Erol Köse orada benim dostum. Ondan sonra zaten Tayyar ve Pelin çok güzel program yapıyorlar. Bak cehennemin de bir ucunda oturuyor. Biz de bir gerçek ki cehennemin başka bir ucundayız. Ondan sonra ve bu çocuk bir anne. Ama işte kendisi durumdan vazife. Demek dostumun dedi ben orada olmam lazım. Geliyor kendisi. Ya çok eğlenceli. İşte bak sonra diyorlar ki niye öyle? Kardeşim şimdi bu dostluktur. Şimdi bak bazıları da var. Benim 33. senem bitiyor medyada. Ve vallahi benim yani, yaşım kadar. Hakikaten evet. İnsan ömrü. Tayyar kaçlısın sen? Ben 63'üm. Tayyar benden büyük ya. Yani 63'lü kaç oldu benim matematiğim katı kaç? 92 yaşında. Bak Erol bilir. Küs olduğum, gönül koyduğum adam sayısı bir elin 5 parmağı kadar bile değildir. 52 herkes, tam herkesle iyiyimdir. Yani dostumdur. Kimseye kelek atmamışımdır. Arkasından kuyusunu kazmam. Arkadaşlığım iyidir. Satmam. Yok vallahi. Yani, mesela özel Tayyar'ın hiç bir magazinci formatı yok Tayyar'ın. Özel davetlerinde, özel aile toplantılarında, özel konularında yanlarında olmuşumdur. Asla gazeteci kimliğimi yer almamışımdır yanlarında. Şimdi telefon açıyorum bazen. Diyorum ki ya kardeş biz bir programa başladık. Gelir misin? Giriyoruz burada. Çağırmamızdaki sebebimiz ne? Burada işte sohbet ederken yanımızda, sağımızda, solumuzda da dostumuz otursun. Onunla sohbet edelim. Dün işte gördün. Yani Safiye abla ve Faik abi. Ay ne eğlenceli. İhtiyaçları ya var mı? Allah'ını seversen. Ay, yani İsviçre'den gece geleceksin. Silivri'ye düğüne gideceksin. İki saat otelde banyo yapıp dinleneceksin. Sabah yayına gideceksin. Şimdi bu anların bana ihtiyacım var burada. Yok. Ne diyorlar? Gelemem oraya. Uzak mı diyorlar? Ya hayır şu. Ya biz sana gelirsek işte ya başka bir program da arayacak. Kardeşim başka bir program aradığında Allah da ya. Yılda bir kere Allah. Gideceksin. Gönül yapacaksın. Bu iş böyle yani. Sen yarın öbür gün dizi yaparsan, kopya yaparsan, albüm yaparsan ben yanında olmayacağım. Çok bak ya bak ne güzel. Daha majör bir şey söyleyeceğim. Bizim magazin sabah programlarının bir tarafa. Bak şöyle bir realite var. Biz aslında çok bir şey istemiyoruz derken bir şeyi neden çok istemiş oluyoruz biliyor musun? Sabahın köründe insanlar normalde sanat dünyası geç yatar. Uyurken. Ve dünyanın bir ucuna çağırıyoruz. Gerçekten gelen o herkese hassaten teşekkür ediyoruz. Canım, gerçekten bir özveri. Yani, hakikaten bizi, sorunu bizim olmazsa için en değerli şeyler. Alnından fedakarlık ediyoruz. Gelen herkesi tabii ki. Ha şimdi başka bir şey ama sen söyleyeceksin. Şey senede o programa da gitsin. Senede kaç tabii kere. Ona da gitsin şimdi ya. Şuraya geliyorum. Ferit Şahenk'e dedim ki bir gün oturuyoruz. Patron dedim Kral TV ödül törenini niye kaldırdın fiziken? Yani sadece açıklıyorsun. Erol dedi 365 gün yayın yapıyoruz. Senede bir gün yaklaşık 2 milyon dolar harcayarak onlar kendilerini değerli, önemli hissetsin diye gece kırmızı halı, şaşalı onlar kendilerini önemli, değerli hissetsin diye her şeyi saat gece yapıyoruz ve gelmiyorlar. Ve pazarlık yapıyorlar. Ödül alacaksam geleceğim. Dünyanın hiçbirinde bir yoktur. O yüzden kaldırdım. Bir de şey geldi böyle. Senede bir gün istiyoruz dedi ya. Bu sabah programlarına gelmek, yani magazin programlarına gelmek. Sanki onların sanatçılığından ya da işte şeylerinden böyle bir hani bir şey koparacakmış gibi geliyor onlara böyle. Bana mesela şöyle oluyor. Ay Pelin seni çok seviyorum ama hiç ben magazin konuşamam ki. Diyorum ki, yani hani bana bak. Hani benim magazinle ilişkim ortada. Ya magazin ne kardeşim biz burada... Yani atomun sırrı değil. Gazetelerde, gündemde. Onlar evde ne konuşuyorsa, konu komşu ne konuşuyorsa belgesel onu konuşuyor. Belgesel seyrederek onlar gazetelerin, magazin eklerini çöpe atıyor ve belgesel seyrediyor. Gergedan'ın üreme organları. Bir şey soracağım. Siz kaç yaşında olduğunu söylemediniz. Tayyar abinin yaşı çıktı. 2 yaş falan var aralarımızda. Ben de 65'liyim işte. 65. 2 yaş var aramızda. 65'li. Derya hesaplasana ben hakikaten matematiğim. 50 yaşında. 50 çok daha güzel. Aynı değil 49. Ay ne kadar genç bir masa. Size kadar... size şeyin hikayesini söyledim mi? Seyircilerimi seveyim. Mesela ilk duyduğumda çok etkilenmiştim. Kartal'ın hikayesini bilir misiniz? Kartal. Hayır. Gerçekten çok duygulu bir hikayesi. Kartallar kaç yıl yaşar biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Şok olacaksınız. Kendimizi bazen, Tayyar'la biz aslında bir kartalız ne anlamda? Kartal 40 yıl yaşar. Ya da 80 yıl yaşar. Aa, bir dakika. 40 yaşına geldiğinde hikayeyi, evet. Çok zirvede bir yere çıkar, evet. Kayalığa tüner ve iki seçeneği vardır. Ya, ya orada inzivaya çekilip ölecektir ya
bütün tüylerini yolup, gagasını parçalayıp, pençelerini parçalayıp tekrar onların çıkmasını bekleyecektir. O acılara çeken kartal tekrar o tüyleri pırıl pırıl yeni çıkacaktır. Pençeleri çünkü avlanabilmesi için ve gagası yeni çıkıp 1-40 yıl daha yaşar. Yani duyduğum çok en inanılmaz dramatik hikayelerden hatta biri. Hatta galiba o kayalara vura gagayı parçalıyorlar. İçinde, evet. Tabii ki. Vay İlk be. Defa duydum. Ya, İnanılmazmış. Vay. Bir de sonra diyorsunuz ki magazin konuşmaya ben gelemem. Ya. Gördüğünüz gibi çok acayip ya, bir şey yapıyorsunuz. Ya zirvelerde her türlü haşerat vardır. Kimi sürünerek, kimi uçarak. Kartallar yüksek uçağa. Peki Oya Doğan efendim konuğumuz. Dizi doktoru Oya. Harika gözüküyorsun aşkım. Bir tane haber anons ettim. Oya gelince mi konuşalım, konuşup mu Oya'yı alalım? Konuşalım sonra Oya'yla zaten konuşacağımız çok mevzumuz var. Oya'ya burada bir sürü kıvanç tatlı haberleri ayırdım ki sana uzun uzun kıvancı konuşalım diye. Peki efendim Ayşegül'ü çıldırtan poz. Nereden okuyorum? Dur hemen söyleyeyim. Güneş gazetesi Venüs Ekin'den. Derya Tuna 3 yıllık küslükten sonra 9 Mart'taki beyin ameliyatı öncesi barışıp helallik verdiği eski hayat arkadaşı İbrahim Tatlıses'in yanına Miami'ye gitmiş. Tuna'nın Tatlıses'in fizyoterapistleriyle fotoğrafını oğlu İdo paylaşmış. Bunun üzerine de kızı Elif Ada ile ameliyat sırasında Tatlıses'in yanında olan eski eşi Ayşegül Yıldız ise bu duruma çok sinirleniyor ve kızıyla bir tane fotoğraf paylaşıp Elif Ada, bu arada Elif Ada da dünya tatlısı. Muhteşem bir çocuk olmuş, çok güzel bir çocuk olmuş. Biz de bekliyoruz, yolunu gözlüyoruz gibisinden bir yine sosyal medya icat oldu zaten ne olduysa oradan bir ince ince mesajlar yollanıyor. Ne dersiniz? Ayşegül Hanım sinirlenmiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Fotoğrafı, Derya Hanım'ın fotoğrafını gördüm. O balkonda görünce bundan bir ay önce o balkonda İbrahim Bey'le Sibelcan geldi herhalde aklınıza. Aklıma geldi. Aynı balkonda çekilmiş bir fotoğraf. Ne balkonmuş. Ne balkonmuş hakikaten yani. Bir de İbrahim Bey hayatında bu mafyadan, karanlık adamlardan bu kadar çekmedi kadınlardan çektiği kadar. Hayatının bu, en bu, ağır mücadelesidir. Bak şöyle, bak bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir realite var. Erkek orada büyük bir figürasyon. Şimdi İbrahim Bey'in Allah sağlık versin ekonomik olarak ve fiziksel olarak en zor zamanları. Hayır abi kadınların umuru değil. Diyor ki o benim. O benim, o benim, o benim, adamın o benim. Adamın ne sağlık yani, durumu önemli. Yani sen diyor, şimdi, oluyor. Şimdi bak Hülya Avşar gibi. Hülya Avşar ne yapıyor? Kaya evlense de benim, benim kardeşim. Ben amiral gemisi benim. Şimdi Derya Tuna'da da bu var. Amiral gemisi benim. Oğlunu da dürtüyor, oğlu açıklama yapıyor. Babam hala anneme aşık. Ondan sonra. Ne amiral gibi şeymiş arkadaşım. İdrucuğum seni seviyoruz, ediyoruz da yani. Yani bu aşk dümenini geçemiyor. Ne aşkmış, birilerini görmeyeli yıllar oldu. Şöyle bir laf vardır. Derler ki kadınların ilk aşkı olacaksın, erkeklerin son aşkı olacaksın diye. Hakikaten bu amiral gemisi sistemi sizlerde çalışıyor mu? Yani ilk kadın, o esas kadın. Onun üzerine odur. Yok, böyle harem, bir amiral gemisi harem, durumu var mı ya? Harem için bilemiyorum ama İbrahim Bey bir harem hayatı yaşadı. Ama burada şu var. Bak. Ne oldu? Sibelcan ondan sonra gitti rövanş almaya. Dedi ki Sibelcan, o bir de şimdi şöyle bir şey var. Yani Sibelcan deyince Sibelcan da geçmişte fakat İbrahim Bey'in şey hareminden olduğu iddia edilen bir kadın olduğu İbrahim için ondan sonra geliyor diyor ki Hürrem Sultan benim diyor Derya Tuna. Şimdi o bir kadın ne diyor? Çabuk eve dön, çabuk eve dön. Ondan sonra tükür babana, tükür babana. Yaz kızım. Ondan sonra. Yaz kızım. Tabii ki. Yani hiç farkı yok. Bak hiç farkı yok. Hemen oradan kucağında Derya Hanım'ın fotoğrafının altında ben şu metni de bekledim. Oy Miami Miami, Derya sana yanayı o yok. Bir şey söyleyeyim, o da biraz artık kadar, işin. O kadar avam değildir değil Derya Hanım. O kadar avam değildir. Ama şöyle bir şey ama var. Şey adamcağız çok manidar değil mi? Bir akşam yine Miami'yi gören bir balkon ve aynı balkon. Valla ben yani oldum olası işte büyük konuşma. Abi sorsan Derya Hanım'ın cevabı belli. Aa, ne alakası var? Oğlum orada yanına gitti. Tabii canım. Yani balkon da var. O balkonu görünce de fotoğraf çektirilir. Biz gitsek biz de. Biz eksiyiz zaten. Bu arada 21 gün oldu mu? Vermeye koşarak gelecekti. Oldu koşmadı daha. Evet sinirim bozuldu. Ama şey işte o şey var ya bir 100 metre rekorcusu. Onunla beraber çalışıyorlarmış. Şeyi doktorla yapılan tabii, sözleşmenin tabii tarihi. İbrahim Bey onu mu bekliyor acaba? Oradan parayı kapayım 21 günde beni koşturayım. Olimpiyatlara mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya öyle bir haberin olma olasılığına bile inanmıyorum ben yani. Hani asparagasın artık zirvesi. Yani biz hiçbir doktor herhalde evet 21 gün sonra koşacaksınız hatta falan diye bir şey imza atmaz. Peki Oya'yı alalım. Oya döndüğünde evet. Şu hep dizimizi her şeyi konuşacağız ama bu bir, iki kadının bir erkek için mücadele etmesindeki dinamiği bir kadınla konuşmak istiyorum. Çok yalnız hissediyorum. Bir şey söyleyeyim yani. Bu arada dizilerde de zaten bu çok meşhur. İki tabii tane kadın
İşte iki kadından birer çocuk ve ortada bir tane paylaşım. İki kadın bir adam var. Aşk çekilir. Ne adammış ya, ne adamlarmış bunlar da böyle herkes kendini paralıyor. Bulduğumcuk yavrusu bunlar. Hayır, onlardan çok var. Sokağa çıkıp dolu. Ara veriyoruz efendim, tanıtım giriyoruz. Oya Doğan geliyor. Bir kadın desteğine ihtiyacım var çünkü. Harika tweetleriniz de geliyor. Bir yere ayrılmayın. Devam ediyoruz. Televizyon dünyasında neler olup bittiğini bir de onun ağzından dinleyin. O ilginç yorumlarını farklı bakış açısıyla taçlandıran profesyonel bir göz. Televizyon eleştirmeni Oya Doğan şimdi her şeyi konuşalım da. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok şıksınız Oya, bu arada Oya. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi cismi tanımlayalım. Bilen var, bilmeyen var. Belki ilk gören var. Bir cisim yaklaşıyor. Hanımefendilik nedir? Nereden çıktı? Olayı nedir? Bir kendinizi bir CV'ler misiniz? Yeni albümüyle bir defa. Bir CV alalım. Dizi doktoru diye bir köşe yazıyorum Vatan Gazetesi'nde. Ne zamandır? İki yıldır Vatan Gazetesi'nde, ondan önce de 1,5 yıl Habertürk Gazetesi'nde. Siz bir gazeteci misiniz evveliyatınız? Evet, 32. gün kökenli bir televizyoncuyum aslında. Televizyoncusunuz. 32. gün okulundan. O zaman hakkınızı iade edelim. Çünkü biliyorsunuz yani böyle Ayşe Arman gibi ondan sonra çay taşırken birden Ertuğrul Özkök tarafından yazar olmuşlar da var bu ülkede. Allah rızası. Öyle değil ama o iş. Öyle değildir. Nasıl, yani. Öyle değil, çaydan o kadar hızlı geçiş çok. Canım güzel. Belki kahvedir, Nescafe'dir. Üçü bir aradadır. Yeteneksiz çıkmadı ama ya. Hakkında teslim etmek. Ama bir şey söyleyeyim. Ben yeteneksiz çıktı oya, demedim. Geçiş ama böyle mi? Bana şimdi, göz yapma. Bak şimdi sen senelerdir bir ekolden geliyorsun. Gazete, radyo, televizyon okuyanlar var falan. Evet. Ondan ben sonra radyo, televizyon mezunuyum, siyaset bilim mezunuyum. Bir yok, de öyle. Hayır hayır. Devar anlamında, dahi anlamında. Ben mesela sinema, televizyon okudum, görsel iletişim, tasarım sonra master yaptım ben. Bunların hepsini yaptım ben. Ne oldu? Ya sen yani hala kıvancı bekliyorsun. Tabii ki. Türkiye'de tabii yaşıyoruz, yapacak bir şey. Yani ben ne doktorlar, mühendisler istedikleri doktor ben ve hayır hayır, bazen tweet atıyorlar. Bu şeyle ilgili üniversite, gençler çok kasmayın ya. Erol Köse bile üniversite ikincilikle kazanmış diye. Şimdi hayır, o bir tarafa, ben de Ayşe Arman'ı eskiden çok severdim. Ayşe Arman'ın büyüsü nerede bozuldu biliyor musunuz, konu açılmışken? Ne? Şimdi bu ülkede bir 10 yıldır falan veya bir aslında 7 yıldır falan bir başka bir jenerasyonun hakimiyeti var ve cinsel konularda bir tabular yıkıldı vesaire. Şimdi bunlar tabuyken Ayşe Arman orada yazıyordu falan. Aa oluyordu. Şimdi kardeşim o artık normalize olmuş. Anlatacağı bir şey kalmamış kadıncağız. Hepimizin bildiği hikaye anlatıyordu. Yani o yüzden ama gelişi de orada Erkekçe dergisinde, çaycı da değil. Çaycı, kimsenin mesleğinde hakir gördüğümden değil. Tabii canım. Şeydi, sekreter değil, santral memuresiydi. Yemin edin. Tabii ki canım. Gerçekten böyle mi? Ben bu şiştim. Gerçekten ben, mi? Sen Erol Köse ile konuşuyorsun. Sonra birden o Ertuğrul Özkök falan filan bir baktık, kadın yazıyor. Ertuğrul bir sürede ne yapıyor? Bir yazardı herhalde. Ama şimdi neyle ters köşe yaptı o? İşte kocamla, işte ben bugün kocamı işte şeyde havaalanında bir yakışıklı gördüm. Kocamla sevişirken o adamı düşündüm acaba. Onu okumuştum. Ama renk kattı. Ondan sonra falan filan. Ulan ben kocan olsam seni gebertirim. O adamı ama bitirdin bak, orada. Medeni. Şimdi bu senin fantezin olabilir. Şey ben bunu 70 düvele duyurursan adam ne duruma düşüyor orada. Erol biz buna tavır koyuyoruz ama okuyucu ne yazık ki bu tip böyle şeylerden, uç yazılardan, uç muhabbetlerden çok hoşlanıyor insanlar. Ya yani aslında onlar prim verdiği için biz tavır koymuyoruz. Ben kocası olsam gebertirdim diyorum, o yani. Çok sert bir açıklama. Ama bir şey söyleyeyim. Adamı maymun etti ya. Ama adam çok mutlu yani. Nasıl? O ya dizilerde de böyle. Yani. Bu son zamanlarda bu kadın erkek ilişkileri. Son zamanlarda? Yani ama şimdi 40 yıldır zaten bunu anlatıyoruz. Bayağı şimdi ay yuka çık. Mesela bu hani Aşk-ı Memnu'da enişteye baldız. Aşk-ı Memnu kaç yıldır var kardeşiyle. Sen Aşk-ı Memnu'dan geldi. Aşk-ı Memnu 1975 yani, biliyorsunuz ilki. Evet. Sonrasında 2009'da da remake'i yaptılar. Biz çok mu meraklıyız şey yani böyle gizli kapaklı ilişkileri, yani aşkları? Ben çünkü biz kapalı kapılar ardında yaşananları çok merak eden bir toplumuz ya. Peki, dizilerde bunlar dizilerde de film yapan bir şey. Şimdi mesela bunlar insanların bu kadar gözüne sokulup bu kadar... Mesela ben en son Özcanlar'ın dizisinden takıntılı bir haze geldim. Yani dayı, çok karışık orası. İşte bir kadında taşıyıcı annelik durumu var. Dayının çocuğunu bildiği halde yeğenin kadınla evlenme durumu var. Aile yeğeni bunu, öldü. Aile bunu çok normal karşılayıp hani gelin de alalım canım. Oğlumuzun da çocuğunu taşıyalım abi. Yani o kadar lark bir yapı
nüfuz ettiriliyor ki insanlara. Yarın öbür gün kendi hayatımızda, hani zaten sokakta buna benzer şeyler yaşanıyor. Ben buraya gelmeden bir dakika önce İbrahim Tatlıses'in hareminden bahsediyordunuz ve bunu çok normal anlatıyordunuz. Ben burada değil, bilmem, bir şey söyleyeceğim. Ben masada oturmuyordum. Normal. O ben değilim yani. Bir dakika önce İbrahim Tatlıses'in haremini konuşuyordunuz. Kanıksıyor muyuz bu olayları? Bu o kadar normal ki bu toplum için. Hani zaten dikkat edin. Biz İstanbul'da kendi yaşadığımız hayattan bakarsak normal gelmiyor ama baktığınızda bu ülkede yani 2-3 karısı olan adamlar var. Bu çok normal karşılanıyor bu ülkede. Ali Ağoğlu ile ilgili bir haber var. Kuma diye bir laf var. Evet, bak Ali Türkiye'de işte kuma diye ya metres demiyor Türkiye'de. Kuma. Kuma var işte kuma. Yardımcı kadın. Tabii kuma. Yardımcı kadın oyuncu. Esas kadın. Allah'ım sen beni esas, esas kadın evde var zaten. O esas kadına... O esas kadın görünümünde. O, şu, o abi, ana kraliçe değil mi? O sabit çünkü oturuyor yani. Mesela bu 4 tane eşi olan bir aile yıllar önce bir röportaj yapmıştım. Niye diye. Aynı adam anlatıyor. Dedi ki buna çok aşığım. Bu bir numara. Eyvah aşığım. Bir numara. Bir numarayı tamam. Çok seviyor. Çocuklarımın anası. Evet bu. Dedi ki çok yoruluyordu. Ona yardımcı olsun diye aldı. Tamam. Kadın. Eyvallah. Peki ikinci? Üç. Üç. Üçe geldi. Ve üç. O da aldı. O neden? Yani bir tane tamam evde var ve ona çok acıdın. Hani harap oluyor 4-5 çocukla ver. Eyvallah. Ya temizlik hani bak, efendim. Eyvallah değil de hani bir eyvallahı var. Aldın diyelim ki o günkü şartlarda. He. İki. Abi tamam da 3 ve 4. Aldın 3 ve 4. Ya bir de sürünüyor. Bir de her gün çamaşır yıkıyor. Her gün o çocuklara yemek yapıyor. Ev temizliyor. Hani rahat etsin diye almışsın. Ve şöyle de bir şey var mesela. Bunları nasıl oluyor bu iş? Konuşurken mesela işte falan yapıyoruz ama açıyoruz diziyi hakikaten. Allah Allah. Herkesler. Ben bu ülkenin yani özellikle bizim kesimde söylüyorum. Entelektüel görünümlü apaçileriz biz. Biz şiddete hayır deriz. Evde şiddet gösteririz. Bu durumdayız. Ben bir şey özellikle söyleyeyim. Entelektüel çevreye bakın. Her türlü şey onlarla peki, var. Peki hazır konu açılmışken şunu Oya'ya sorabilir miyim? Demin duydum belki. Cihangir ırkçısı diye bir şey okudum. Yok ben içeride tamam okuyorum. Bunu çünkü burada tek başıma bir kadın olarak şiştim. O konu öncesi bir saptanıyoruz. Çok doğru bir şey söyledi hanımefendi. Çok doğru bir şey söyler. Ben televizyonda bazı sosyal medyada falan bu Haluk Bilginer muhabbetiydi. Ben dedim kardeşim komşumuzdu. Adam yere göğe koymuyoruz. Bir dünya sanatçısı. Ama her gün Zuhal Olcay'ın gözünü morartıyordu. Bağır çağır apartman iniyordu. Davalık olduk. Sonra da ben beraat ettim. Çünkü doğru. Kadına kaç kere pansuman yaptım Zuhal Olcay'a. Nasıl olacak abi? O yüzden hani olayın bire bir şahidiyim diyorsun. Okumakla olmuyor işte. Pansumanla iş bozuldu tabii. Yani. Peki Gonca Mustateri diyor ki abi. Yani bu tam hani evde röportaj mı Twitter mı yoksa bir gazete haberi mi? Valla bir gazete çok önemli. Mevlüt Tezel'in imzası var. İmzalı bir haber. Ondan sonra son 5 ay tırnak içinde verilmiş. Bir yerde söyledi herhalde bunu. Yani Twitter'a yazmamıştır diye düşünmek istiyorum o ya. Son 5-6 sevgilim hep Amerikalıydı. Sanki Amerikan kasabasında sıradan bir kız gibi yaşıyorum aşk hayatımı. Geçenlerde bir röportaj vardı ondan alınmış olma ihtimali çok aynen yüksek. Aynen öyle. Hiç ama hiçbir Türk'ten çocuk yapmayı düşünmüyorum. Kalbimi kıran ırka bir daha dönüşüm yok. Alkol, kadın, zenginlik, ukalalık bana bunun olmadığı bir Türk erkeği gösterin demiş. Dikkat etliysen artık sana bakma uzaklara bakıyorum. Buna... Kim siz tepki gösterdiniz? Gördüm. Sen onun tarafındasın. Ben hayır ben diyorum ki yani böyle cümleleri arkadaş arasında söyleyin. Ulu orta sık çıkıp söylemeyin. Siz sanatçısınız göz önündesiniz. Ama yani Gonca'yı sen de tanıyorsun. Hani o şimdi 27 yaş bunalımında. Ben ona söylüyorum 27 yaş bunalımında. Ne oldu? İnsan böyle oluyor? Cümleler kuruyor yani. 27'de ne oldu? Hayatının en büyük depresi. Bütün intiharlara bak dünyada. Vallahi mıdır? Hep 27 yaştır. Yani hayatta yani. Özellikle sanatçı kesiminde... Ben ne oluyorum, nereye gidiyorum, bunalımını yaşadıkları şey dönemdir. Yani evlenemedim, ortada kaldım, yok, bir hayat kuramadım, öyle bir kafa evlenemedim değil. Evlenemedim kafası olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu Mehmet Turgut'a bir gönderme mi burada? Aldığından sonra 5-6 tane hep Amerikalı oldu. Bir Mehmet'i biliyoruz biz. Mehmet biteli yıl oldu. Yıl kaç oldu sene yani, oldu ama yani oldu. Mehmet biteli yani. Ya bir Türk erkeği kalbini kırdı da ondan mı böyle diyor yani? Birkaç Türk erkeği kalbini kırmış belli ki ama dikkat edin başka bir kız daha ya. Bu yeni kesim... Gençlik şöyle bir cümle kuruyor. Yani Türk erkeklerinden nefret ediyorlar. Şimdi ama bu biraz ırkçı bir söylem değil mi ya? Yani evet, ırkçı bir söylem. Çok ırkçı bir söylem bu. Ya yani. Şimdi bak orada ne var biliyor musun? Bak şurada şu var. Türk erkekleri. İncelediğimiz zaman şimdi Türk kadınlarının bu tip versiyonlarında şöyle bir ikilem var. Acaba hem neden sahip... diye biz kendinize ha. sorun tabii, isterim tabii. Ama hem sahiplenilme istiyorlar sonra da istiyorlar ki sahiplenilme ama o yabancı erkekler böyle hani canım kadın ne yaparsa yapsın gece 3'te eve gelsin gelsin falan
Ya oh ne güzel, bana karışma. Ama ben bu filmi çok seyrettim. Sonra başlıyorlar. Doğru söylüyor. Aa bana iş... Benim doğru söylüyor. İnsan kıskanmaz mılara başlıyor vesaire falan filan. Yani o film öyle. Yani ben mesela yani kendimden yola çıkarak şunu söylüyorum ki hani benim yabancı sevgilim falan da olmadı tabii, kıyaslama şansım yok ama. Dinleyeceğin de yoksa yani. Bir şey söyleyeyim, onlara bektim ben. Fakat yani hani öyle bana karışmasın, modern olsun Tofu falan. Pelin. Modern olsun falan yemezler yani. Ben mesela kendi öyle... Twitter hesabından demiş ki bütün yaralılar gocunmuş. Bunlar boş oylar. Oy kullanmayıp evde atari oynayan zırtapozlar nokta demiş. Bu lafı. Biz miyiz bu, kim bu? Hayır, siz misiniz? Hayır, 13-14 saat önce atmış bunu. Bir de sonra üstüne bir mesaj da atmış. Diyor ki Afife Jale ödülleri gecesi bugün. Tamam, dün evet. Ben gitmiyorum. Sevemedim hiç orayı. Ne depresyonu bu, 27'den olmuyor insan. Ya sevememiş olmasına ben hak veriyorum. Sevememiş olabilir yani. Şimdi tamam, Afife, bunu sevememiş olabilir orada baş, ama. Biliyorsunuz orada bir jüri var ve hani peki daha... oraya gidenlere karşı da bir tavır değil midir bu? Yani Oktay da mesela böyle şey yaptı. Gitmeyeceğim, oralarda olmayacağım. Ya gitmeyebilirsin. Ya, eyvallah, ya, saygı duyuyorum bir buna. Bir şey söyleyeceğim ama şeyi bu olabilir. Çok çiroz bir kız ya. Bu yani ben hiçbir seks yapan hiçbir şey yok yani. Bu nedir ya? Bu kız ben varlığından oturdum bile masaya, garipsiyorum arkadaşım. Yani. Oturdum. Burada tek başımın bir saatte altında mücadele değil. Böyle hanım dediğim çok, böyle çok, biraz... Çok... Yani hayır, ama yani böyle değerlendirmek lazım. Sonuçta bir oyuncu ya. Ve bence çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu onu iyi bir oyuncu. Gerçekten çok, çok iyi bir oyuncu. Ben beğenirim. Gerçekten ama şu anda oyuncu. Medyada da ve oynamaya çalışıyor. Ve entelektüel duruşunu yani. Falan çok beğenirim. Ben anlamadım. Ben de çok ırkçı bir konuşma yani. Yara da olabilir. Kötü bir aşk yaşamış olabilir. Ay, hepimiz bir yaşadık. Yaşadığı adamdan hiç beklemediği tavır ve şekil görmüş olabilir. Bunlar tamamına varım. Ama madem bu kadar iyi bir oyuncu, madem çok kaliteli bir şeyi var, kariyer... Ya ne gerek var bu toplara, niye giriyorsun abi? Yani röportaj yapılıyor, bırak. Yani adamla bir alıp veremediğin varsa bunu adamla çözebilirsin. Bunlar ama bunu kişisel röportaj... olarak bir adam olduğunu zannetmiyorum. Birkaç adam bu. Büyük bireysel bir şey olmalı. Ben bunu bir sürü kadından duyuyorum şu an. Ben de duyuyorum. Ünlü olması gerekmiyor. Evet. Yani özellikle son yaşanan o kadına şiddet olaylarından sonra insanların verdiği sahte tepkiler bana kalırsa çok ikiyüzlü buluyorum ben. Doğru. Durumu. Yani gerçekten kadınların bu ülkede sıtkı sayılmış ve ecnebi... Türk erkeklerinde galiba bir numara yok. En iyisi yabancı erkeklere yüzümüzü dönelim deme durumu çok fazla. Peki, var. Çok kadından duyuyorum bunu. Ya ama şimdi bak. Hadi bakalım. Şimdi biz burada bizim için yayınlanan gazete ve televizyonlardan öğreniyoruz bu ülkede yaşananları. Hı-hı. Ve zannediyoruz ki yurt dışında hiç buna benzer hikayeler yaşanmıyor. Hiç böyle aile faciaları, hiç böyle aile problemi. Oralarda da buna benzer yüzlerce hikaye var. Yani aldatma hikayeleri var. Tartışmasız ama bizim kadar çok yani. Değil hani. Şimdi tabii biz biraz daha şey bir ülkeyiz. Yani daha böyle bir ağır abi ülkesiyiz bu tarafta. Daha bazı şeyleri aşamadık. Henüz o medeniyet safhasına ulaşamadık ama. Çok ikimizli bir toplum olduğumuzu ama oralarda, oralarda da inan öyle buna geçen bir sürü şeyler öyle yaşanıyor. Yani o medeniyetler ve ferah dedikleri ülkelerde o kadar ağır şeyler var ki. Mesela bugün işte biraz önce okudum. Paris'te her iki dakikada bir kadına tecavüz ediliyor mesela. Buyurun al işte, Paris'te her iki dakikada bir kadına tecavüz ediliyor. Mesela Amerika'da sokak olayları var. Demek ki erkek olmayacak. Bugün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ya kardeşim yani bu ülkede de buna benzer şeyler oldu ama hiç böyle hani yani, biz hep kendimizde olduğunu zannediyoruz. Sadece bize özgü şeyler zannediyoruz bu yani işte. Şöyle bir şey var. Ben hani çok çocukça buluyorum. Şunu çocukça buluyorum. Gonca Vustateli duruşunu beğendiğim biri olduğu için. Mesela benim tanıdığım şöyle adamlar da var. Ay çok kalbim kırıldı. Artık kadın bir müddet efendime söyleyeyim kadın görmek. Hani ya böyle bir şeyden bir şey küsemezsin yani, anladın mı? Ben acı yedim, canım yandı, bir daha yemek yemeyeceğim. Öyle bir şey yok, yiyeceksin yemek. Ya talihsiz bir açıklama olmuş. Olmamalı, çok senin talihsiz. Senin aynı fikirdeyim. Çok hani talihsiz. Gazeteye ya da bir yere böyle bir röportaj vermemesi gerekiyormuş. Çünkü sanatçılar evet, ya bu insanlar. Hani çekiştiriliyor işte. Genele yaydığın yani. Zaman yok, toplumla paylaştığında tamamen sıkıntılı oluyor bu iş. Hülya Avşar metodolojisini uyguladığını düşünüyorum. Bakın gündeme bir saatte bu kadını konuşuyoruz. Mesela. Yani normal çiçek böcek olsa bunu konuşmayacaktık. Bunların PR'ını yapıyoruz abi. Hadi Pelin'in gönlüne su ser Pelin azıcık. Kıvanç Tatlıtuğ Vikings'lerde oynamayacak. Vikings'lerde oynamasın. Vikings'teki ben adamı da çok ama beğeniyorum. Ama ağır vurdun çünkü. Daha yapma. Oynamasın Vikings'teki adamın da sevgim ayrı. Ben bir size bir şey soracağım. Lütfen bu konu benim. Türkiye'den bir oyuncunun gidip Amerika'da bir dizide oynaması. Abi Vikings bitmedi mi? Herhalde. Oyuncu devam ediyor. 50 sene sonra. Ya inşallah 3-5 sene sonra böyle bir şey görebiliriz. Ama yani o kadar imkansız bir şey bence şu anda. Bence de imkansız. Aynı şeyleri paylaşıyorum seninle ve sık sık söylüyorum. Ya ki Kıvanç Tatlıtuğ kendisi 2 gün önce açıklama yaptı. Böyle bir şey yok. Bu haberleri nereden çıkarıyorsun? Bir de oralarda olabilmek oya o kadar başka şeyler gerektiriyor ki. Yani çok yakışıklı olman, sadece iyi olmaz, bir oyuncu olman falan ya da olmuyor neler bu var, iş neler yani. Ya benim Portekiz'den bir gazeteci arkadaşım yani. Bence şahane böyle. Biz gerçekten
her şeyi Türkiye zannediyoruz. Ve bana yani o kadar farklı kodlardayız, o da gazeteci. Ben de kaldı 15 gün. Eve geldim, ne yapıyorsun sen diyor, televizyon izliyor mu? Dedi. Televizyon izliyorum, neden? Bu benim işim. Nasıl yani, siz Türkler televizyon mu izliyorsunuz? Onlarla bir kültür yok. Evet, ertesi gün geldi. Ne yapıyorlarmış abi televizyonu? İş çıkışı pub'a giderlermiş. Ha, televizyon ne işe yarıyormuş? Haber onun? İzliyorlar. Yani çünkü onlar dizi izliyor mu onlar? Dizi yok onlarda. Dizi yayınlanmıyor çünkü. Öyle bir bizdeki gibi dizi kültürü gibi bir şey yok yani. Ertesi gün geldi, benim böyle bir şey yazar gazeteci arkadaşlarım. O Ses Türkiye izliyoruz ve böyle yastıkları önümüze koymuşuz. İyi ses bulunca indiriyoruz öyle bir kendimizi. Şoka girdi. Yani siz Türkiye'nin bir de böyle yazar çizerlerisiniz. Oturmuş 15 kişi. Entelejansa bak Türkiye'de dedi. Ne hale gelmiş dedi. Burada. Burada kaldı. Tabii. Ne yapıyorsun? Senin... Biraz daha kalsa çekirdek çitleyerek o da devam ediyor. Ben bunu yapmak dedi. Mesela kaldı. Bütün setlere girdi. Herkesle röportajlar yaptı. Şimdi ben anlatıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ çok önemli. Orta Doğu'nun bir etpiti falan. Okey bana ne diyor? Çünkü onu kimse tanımıyor yani dünyada. Olabilir. Bunun gibi bir sürü adam var bir sürü ülkede. Doğru evet. Bizim hani, ülke dışında doğru, tabii. Bizim genetik bizim kodumuz çok. Ama ben nasıl abartıyorum? Ki sen bir de bana kız gazetecisin sen ya. Ya sen bir kendine gel dedi yani. Saçmalama demiş. Evet. Yani kendine bayağı gel demiş yani. Şey oldum yani. Bütün dizileri seyrediyor musun? Ya bütün şu aralar hepsini izleyemiyorum şimdi ne yalan. Ama peki, sezon başlarken hepsini izliyorum. Peki izliyor, bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Kaç yıldır ortalama bana göre 3 yıldır falan. Muhteşem'den sonra benim izleyici olarak kanaatim, abi bir Avrupa Yakası çıkmadı, bir Muhteşem, bir Aşk-ı Memnu çıkmadı. Hep böyle çok dolgu dolgu, kendini tekrar eden vasat diziler var 3 yıldır. Neden o ya? Yani şöyle bir dizi kaldı mı son 3 yıldır, aman abi bugün kaçırmayalım. İşte Muhteşem'de böyleydik, Aşk-ı Memnu'da böyleydik, Avrupa Yakası'nda böyleydik. Yani Avrupa Yakası'nı tekrar o saatlerde yerlere yapışıyordu. Misafirliğe gitmiyordu insanlar bizim. Yani eskinin dallası gibiydi. Neden yani, peki? Ne oldu da biz? Bir sürü sebebi var. Yani kısa sürede tükenen ne stop etti? Bence en büyük sebeplerinden bir tanesi günlük diziler. Sabah 10'da bir tane var. Evet, işte onlar çok fena. 1'de bir tane. Brezilya bir de onlar var ya yani. Bence ya. Rütük onları takip etmiyor. Bence orada de. Olan şeyler mümkün değil. Günlük dizilerde söylüyorsun değil mi? Günlük, Tahir abi ben bir 10 bölüm izledim, beynim yandı. Yani o onunla, o onunla, yani o onun bütün kadınların halinde hepsi başka birileri. Ama bir şey inanılmaz o. Yani. Bu Oflanzo'yla ne? Tabii. Emanuele'nin durumu oldu yani evet, orada da biliyorsun yani, aşçı, uşak, şoför, işte o an, siz, onlar evine, var evet. Ben ilişki haritası çıkarmaya çalıştım, program çekmeye gitmiştim o gün. Yapamadım. Gerçekten beynim yandı. Çünkü şey oluyor. Bütün orada karakterler bir... bütün karakterlerle beraber olmuş. Bütün kadınlar evli, hamile ama başkalarında. Ben burada neden korkuyorum biliyor musun? Vay be. Bize bize marjinal dersiniz yani. Senaristin İki dövme yaptım. Fantezi dünyası bu ne? Acayip bir şey. Bu ya insanlar günlük hayatımızı yaşıyorlar. Senarist fantezi dünyasının geçmiş olduğu. Benim çok ciddi bir krize ve normal. Tehlikeye doğru gidiyoruz. Yani bu bahsettiğimiz dönemlerde en önemlisi çok fazla dizi yoktu. Mesela Asmalı Konakların falan oldu. Bu kadar. Yani. Mesela şimdi senede Eylül'de 100 tane dizi başlıyor. Aşağı yukarı 4 bölümde 50'si batıyor. 100 ya. Ekim'de 100. Tekrar 10 tane ya başlıyor. Bu batıyor ne demek biliyor musun? Bunlar servet. Adam ocağı söylüyor. 3 milyon dolar demek yani. Vay vay hani vay. Her bir tanesi. Batması. En az 3 milyon dolar. Bir de Erol kötüsü ne biliyor musun? Nedir? Sezonun başında bunlar ekipler oluşturuyorlar ya. Sezonu döndürün ben bakacağım arada. Bu 3-4 bölüm sonra kalkınca bir adamın bir sezon yatması demek, işsiz evet, kalması demek. Ya, çünkü diğerleri artık sete başladı. Hayır bir şey söyleyeceğim abi. 2014 verileri yaptı. Hayır. Senaryo, sözünüzü unutmayın. Senaryo, ya senaryo sonu var. Ben Karadayı en son geçen sene seyretmiştim. Hiç izlemedim. Bu sene bir baktım. Karadayı falan. Aa, hiçbir şey olmamış abi. Hani şey vardır ya, diziye tuvalete gider gelirsin aynı. Ya ne tuvaleti? Ben bir sene sonra zapladım aynı konu. Abi bunu söyledim. Aynı konu. Şu adam onun babasını öldürdü mü, öldürmedi mi? Bu sefer onun anneannesini öldürdü mü, öldürmedi mi? Abi bunu söyledim de çok kızacak. Geçen Karagül'de oynayan biriyle tanıştım. Gözümde de gözlük olmadığı için burada tanımadım. Siz ne iş yapıyorsunuz dedim. Işık şefiyim dedi. Aa dedim falan. Sonra normal gözlüğümü bir taktım. Karagül'de başrollerden birinde oynayan biri. Benim de olayla alakam bu. Kadın erkek. Erkek. Ondan sonra ya dedim. Mesut Akusta. Yorum yok. Ondan sonra onu tanırdım. Onu tanırdım. Yani gözümdeki gözlükse şu mesafeden kas, tanımadım. Kas oranına göre dedekte ediyor. Tabii kas oranına göre dedekte ediyor. Rom onu da bilelim. Böyle yaptı. Ya dedim ki annem çok izliyor Karagül'ü. Orada işte onun çocuğu biliyorum. O kadın o çocuğu. Niye söylemiyorsunuz dedim. Ya 10 bölümdür ben o açıklanacak diye annem bütün gün izliyor bir türlü. Senaristler dedi hani hakikaten reyting çok alıyor ve hikayenin uzaması lazım. Nasıl toparlayacakları konusunda şaşırıyorlar. Mesela ben bir sırrı 100 bölümdür söylemediler ya. Ya şiştim. Ama o
yani ama çok şahane İşin bir sırrı bu ama yani. Karagül, Karadayı, Türkiye'de kara dizileri tutuyor. Kara, evet. Karayla başlayan kara para aşk. Aslında siz kara her şeyi konuşalım yapsanız reyting rekorları kırabilirsiniz. Kara melek vardı seneler önce. Kara melek vardı. Evet, karalılara karşı dünyada da bilekler tutuyor. Öyle mi? Yani bir kara evet, şeyi var yani. Şu programın başına bir karalı bir şey evet, koysak yani. Kara şeyleri konuşalım yapalım bence bu programın adı. İstatistikten bahsedecektin 2014'te ilgili. 2014'te 75 tane dizi yayından kaldırılmış. Yani 75 dizi Türk yayından kaldırılmış. Evet. Vay. Türk dizi tarihinde yok böyle bir şey bak, mesela. Bak senaristler silik. Bir de şeye çok yüklenildi. 75 ya nasıl olabilir? Tipi düzgün bu çocuğum, bu kızım. Ya bir sürü tipi düzgün ama içi boş. Genç oyunculuklar var. Mesela? İz bırakamıyorlar abi. Mesela? Ya bir sürü ben adlarını bile bilmiyorum. İşte bir sürü hep güzel kızlar, güzel kızlar. Kızları ben de karıştırıyor. Düşüyorlar. Kardeşim Türk toplumu kendisel hikayedir. Bu bir güzellik yarışması değil ki. Ya Karagül'ü ben mesela anlamıyordum. Neden izleniyor? Ben de annem falan. Çünkü bize yıllarca şu öğretildi ya işte. Bir yakışıklı erkek koyarsın oraya. Kadınların ağzını suya akar. Bir tane güzel kız koyarsın. Erkeklerin ağzını suya. Bir de imkansız aşk yaparsın. Onların ortalığı karıştıran bir yenge olur. Bu mudur yani? Biz yıllarca bunu izledik ya böyle ağzımızın suya akarak. Karagül başladı. Orada çirkin bir tane adam var. Bütün olayları... Kim o ya? Hangisi? Kendall. Kendall çok iyi oyuncu ama adamın ismi... Tamam işte onu anlatmaya çalışıyorum. Adama baktığında yakışıklı o kalıplara uymuyor yani. Bir Brad Pitt değil yani. Yakışıklı bir adam değil. Gençlik hikayesi dediğiniz hikaye çok az. O doğru düzgün bir aşk yok ortada. Bir entrika var. 100 bölümdür neredeyse. Aynı öğrendi mi öğrenecek mi durumu dönüyor. Dönüyor evet. Ama deli, adam sürekli bağırıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Aşkı Memnu da bilmem kaç bölüm. Aman adam anladı mı? Aman adam anladı mı? Adnan Bey ne zaman anladı? Neden izlediğinizi anlatacağım. Ben Aşkı Kıvanç Memnu, Tatlıtuğ'ya bakmak için Karadayı, izledim. Karagül gibi. Yani üçü de aynı formülü uyguluyor. Bir de seyirciye şunu veriyor. Birinci bölüm başlarken sonucu veriyor. Mesela şeyde Karadayı'da biz bildik mesela Savcı Turgut'un öldürdüğünü. Tamam evet. Daha kafadan. Karagül'de Kendall'ın kardeşini öldürdüğünü bildik. Biliyoruz. Behlül'ün Bihter'le Behlül'ün birlikte olduğunu biz bildik Adnan Bey bilmedi. Biz Türk izleyicisi öyle izleriz televizyonu. Ben biliyorum bakalım o ne zaman öğrenecek bu duyguyla. Bizim beklenti başka yani. Kendisinin o karakterden daha akıllı Allah olduğunu tamam, ben istiyor. Benim olay benim aşkım çıkmış. Bu formülü uygulayan bütün dizilerde tutar. O ya neydi Ulan İstanbul muydu? Ulan İstanbul muydu? Ulan İstanbul. Ya çok güzel ben de aynen çok beğeniyorum. Niye bitti? Ben bu gerçekten çok tepkiliyim. Şuna tepkiliyim ben de. Ben seyirciye tepkiliyim. Güzel bir iş. Bak rating alma meselesi ama ben televizyon yönetiyorum. Çok enteresan bir güzel bir iş yaptın ya. Yani. Hakikaten değerli bir iş yaptı. 1.99 lira vermedi kimse. Yepyeni bir şey İnternetten şey evet, olacak. Evet. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey denendi. İnternette devam edecekti. Ne kadardı? 1.99 verip izleyecektim. Ya o 1.99 değil 0.001 olsa bizde öyle bir kültür yok abi. Ya keşke çok güzel bir iş ya. Bambaşka bir şey başladı. Çok güzel bir şey. Bir internette bir şeyin tutmasıyla. Çok üzüldüm. Bu şey de olabilir mi? Ay kuzum. Şeyden bozuldu. Sektörel çoksa. Olarak ya biz bu işin önüne geçelim. Hani kapalı kapılar ardında yapılan bazı işlemler vardır ya. Bu Ferit Şahin'in kurduğu yeni internet. Tamam ama şu da var şimdi. Yani bu tarafta bir ekmek kapısı var. Burada milyonlarca insan seyrediyor. Pasta başka, büyük paralar dönüyor televizyonda, reklam. Şimdi ya bu iş internete kayarsa yarın öbür gün İyi prodüksiyonlar, iyi yapımcılar buralarda işleri yaparlar ve televizyon bir şekilde açıkta kalabilir. Yani baksana 75 tane kalkan diziden bahsediyoruz. Daha yani, da kalkacak. Ben mesela yeni sezon ve düşün sektörü ne kadar acımasızca harmanlayıp bitirdi. Mesela bu kalkan diziler de aslında oraya geçebilirdi. Yani iyi prodüksiyonlarsa. Ama yapımcıya maliyeti şu. Adam yapacak ve bekleyecek ki gelsin. Ama televizyon öyle değil. Kaseti verirken faturayı da veriyor. 3-4 gün sonra muhasebeden yarısı, %50. Yeni sezon için ne düşünüyorsun? Yani. İşte 100 dizi girecek. 100 ne demek ya? Ben yeni sezonunda da iş tutmayacağını düşünüyorum. Yine böyle olacak. Çünkü şunu anlamadıkları sürece olmayacak. Şunu bir otomatiğe bağlıyorlar ya. Şimdi mesela paramparça tuttu. Hı-hı. Paramparça gibi diziler çıkacak. Gibiler. Yani yeni bir şeyi kimse denemek istemeyecek. Çünkü risk almak istemeyecek insanlar. Yayından kalktığını peki, düşünecekler. Peki mesela dün Engin Günaydın'ın bir röportajı vardı. Karadayı'daki neydi o? Kenan Mezaloğlu'nu ben yazdım. Onu da söyledim. 150 dakikalık şimdi artık hayır. Bunu ambargolara başlıyor. Özellikle şey de başladı mesela şimdi. 1 Mayıs tweetleri var. Biz de işçiyiz. Onunla ilgili haberimiz evet, de var. Bırakalım şimdi, meselesi. Hayır, şuraya geliyorum. Gerçekten bu çok önemli. Ve buradaki temel mentaliteyi de ben zihnen çözemiyorum.
Eğer ki bunun süresi reklam için yapılıyorsa reklam birim fiyatını artırırsın, süreyi kısarsın. Aynı fikirdeyim. Şimdi de onu yazdım. Bu tür yani. Bunlar artık çok mesela gerçekten çok sistemi iflas etmiş. Ben izlemekten de sınırım. Ve o senaristlere de yazık gerçekten. Sadece adınızı, soyadınızı 150 sayfa yazın. Teşekkür kaç ederim. Saat, kaç gün sürüyor bakın aynen, yani. Aynen. Yani benim senarist arkadaşlarım var. Şöyle bir halde yaşıyorlar. Bir haftada bir bölüm yetiştirecekler ve reyting yükseldikçe süre uzuyor. 90 dakikaydı. Reyting 120 oldu. Şimdi 150'lere kadar vurdu. Bayağı şöyle yaşıyorlar. 3 gün hiç uyumuyorlar. 15 dakikalık uykularla hiç evden çıkmadan, hiç kitap okumadan, hiç film izlemeden bir şey. Hiç beslenmeden. Beslenemedikleri için de saçmalamaya başlamaları çok çıkıyor. Normal. Böyle bir durumdalar. Sektör bu çok büyük bir krizde. Bu dizi süreleri böyle devam ettiği sürece de daha da beter. Yo, bence burada görev kime düşüyor biliyor musun? Oyuncu. Rütük Neşter'i vuracak abi. Rütük onu dedim bunu dedilerle uğraşacağına diyecek ki bu insan haklarına aykırı bir tutuma gittiniz kardeşim. Nasıl reklam sürelerine karışıyor diyecek. Format budur kardeşim. Peki şu haberi okuyayım. Bunu Rütük yapacak. Bak eskiden Aşk-ı Memnu TRT zamanı siyah beyaz. Kısacık. Kaç dakika diyor? 40 dakika ve kitap kadar. 6 bölüm kardeşim. Onu da geçtim. Doğru uzatmamışlar. Aslan'ın kulağın kaç dakika olduğunu hatırlıyor musunuz? 60. 60 dakika. 49. 49. İkinci bar 60. Sonra gıdım gıdım. Süper baba 60. Ne ara alıştık böyle saatlerce televizyon başına falan geçirmeye. Sektör kendi de oyuncularının, senaristlerinin, ışıkçısının, kameramanının çalışma şartlarını belirleyip. Çünkü Amerika'da biliyorsun şak dedi bir herif 5 dedi mi indiriyor Hollywood'da. Yani bitti. Bu bir sektör değil. Önce onu konuşalım. Bu bir piyasa şu an. Sektör olduğumuzda o dedikleriniz olacak. Bir de böyle problemi var işin. Bu bir sektör. Yani şu anda biz bir sektörden bahsediyoruz. Piyasası var bu işin ama. Hasbelkader dünyaya dizi satıyoruz. Brezilya'ya dizi sattık. Bu çok önemli bir şey. Amerika'ya senaryolarımızı satar hale geldik. Bu çok ama hala şey. Sektör değiliz diyorsun. Sektör değiliz. Şöyle okuyayım böyle bir şunu. Sektör olamaz çünkü yani. Şunu bir yorumla. Ya tutarsa diye giremezler şimdi. Vatanın makaronu da bugün oyunculardan 1 Mayıs çağrısı başlığıyla çıkmış okumuşsundur. Oyuncular Sendikası yapımcılara seslendi. 1 Mayıs tatil olsun dedi. Ceyda Düvenci tepkilere yani buna tepki gelince cehalet en korkutucusu diyor ve Maral dizisi sanıyorum değil mi? 1 Mayıs'ta evet. Tatil. Onu da koymuş Instagram zaten hesabına. Zaten tatil olsun insan yani o. Oyuncular Sendikası, yani. Sinema Emekçileri Sendikası, Sinesen ve Sinema Televizyon Sendikası 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için yapımcılara dayanışma çağrısında bulundu. Hazırlanan ortak bildiriyi Meltem Cumbul, Ceyda Düvenci, Emre Karayel, Alican Yücesoy gibi oyuncular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şu noktaya kadar bir tek Maral dizisinin tatil olduğunu biliyoruz. Başka daha bir şey bu saate kadar değil mi görmedik. Ne düşünüyorsunuz? Biri yaptı ya. Yaparlar. Gelir, evet. Tabii şimdi burada şöyle de bir şey var. Hani ağır çalışan, bütün ekip zaten ağır çalışan ama orada bir de gündelik çalışıp para kazanan insanlar var. Ve bu insanlar tabii doğal olarak şunu söyler. Ya bir günün kaybı bile onun önemli. Açısından rakam olarak önemli. Yani o gün çalışmaması demek, o gün ama parasını yani alamaması demek. Geçen sene 1 Mayıs hatırlıyorsanız ben kendim gazeteye gidemedim mesela. Çünkü Beşiktaş'ta oturan bir insanım ben. Yani o insanların da zaten o gün çalışabilmeleri çok ya mümkün. Aslında şey, o setler ister istemez tatil olacak. Şuna varım. Evet yani o gün bu işe emek sarf eden herkes bir gün off yapsınlar yani bu çocuklar. Çünkü yani ben oturduğum semtte de görüyorum 2-3 tane dizi oralarda çekiliyor. Gece yarısı sokaklarda yağmur, soğuk, fırtına hani imkanlar, olanaklar bir de şey gibi de değil hani böyle her şey 10 numara yürümüyor yani. Kendi şartlarınla set ortamı tabii oluşturuyorsun tabii orada. Tabii. Ve sokakta yürüyen insanlar bağır çağır kardeşim ne işiniz var yürüyemiyorum edemiyorum deyip onlar bunu düzenliyorlar. Trafiği kesiyorsun, başka bir tantana çıkıyor. Mekan kullanma ayrı bir şey. Yani çok hakikaten ağır bir iş. Yani. Günde bir gün. Hele ki senaristler açısından söyledin hayretler içindeyim. 3 gün, 4 gün insanın bir şey laptop önünde hayat geçirmesi fena bir şey yani ya. Ya hiçbir şeyden çok ağır bir şey mi? Arka sokakların senaristiyle karşılaştık. 100 yıldır yazıyor ya adam onu artık. Yani ne oldu artık? Rıza Baba. Seneye de devam ediyor kaç yani. Kaç yıl oldu ya Allah aşkına? 9. senesi. Ay yalnız öyle bir polislik modeli de yok yani. Bunlar savcıdan hakimden izin almıyor. Sürekli devamlı hem Amerikan dizileri gibi, CSI'ler gibi devamlı telefon buluyorlar, buluyorlar falan filan. Hadi bakalım kardeşim biri bir şeyini çaldırsın bakalım o hırsızın telefonunu dinletebiliyorlar mı? Çok ütopik geliyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Net bir sorun var bu Maral'dan yola çıkarak. Bu Acun ne yapacak? Bu kanalda niye hiç dizi tutmuyor sence? Maral şey olarak iyi. Çünkü öyle bir izleme alışkanlığımız yok. Şimdi mesela... Hayır ya TV8'de sadece... Survivor tutuyor. Survivor ve ya da müzik yarışmaları var. Onun dışındaki hiçbir şey tutmadı. Özellikle diziler özelinde soruyorum bunu. Birol Güven de çok nitelikli bir iş yapmıştı oraya. O da İki tane iş yaptı. Kaldırıldı. Ofis. Neye bağlıyorsun?
Çünkü izleyicinin dizi izleme alışkanlığında kanalları var. Arkasında durması lazım. İnat etmesi lazım bunun için. Mesela TV alışkanlık 8, oluşturmuyor değil mi? Bu çok önemli bir şey. Siz bugün burada bu kanalda bir dizi yayınlamaya başlasanız, Karagül'ü buraya transfer etseniz, yayınlasanız yine reytingleri düşer. Çünkü izleyicinin kanalda var, evet, bir dizi izleme alışkanlığı yok. Bunun için önce seyirciyi ona alıştırmak gerekiyor. Sabredin. Mesela biz biliyoruz ki, kanal adı söyleyebiliyoruz tabii, değil mi? Tabii, tabii. Biz biliyoruz ki Kanal D'de, Kanal D dizilerin kanalı. Akşam bir Kanal D dizisi. Eskiden bu ATV'ydi, hatırlarsın. Eskiden. Dizi ATV'de izledim. O sloganla tabii büyüdük yani. Ama şey öyle değil, TV8. Peki TV8 arkasına yeterince durmuyor mu? Çok mu sabırsız sence mesela kaldırma? Tabii yani iki bölümde bir bence dizi iyi proje çekiyorsa seçemiyorlar. Yani. Ha, o da problem. Peki bence televizyonlarda böyle yetkili birimler olduğuna inanıyor musun? Yani senaryo okuyorlar, işte orada Arzu Hanım, orada o masada yani onlara bakanlar hakikaten bu iş için yetişmiş kişiler mi? Senaryoyu bir okuyalım da bizim ekibimiz de bir okusun dediği yerde. O ekip hakikaten bu iş için gerekli donanıma sahip insanlardan mı oluşuyor? Valla onların kim olduğunu bilmiyoruz ama her kanalın bir drama bir ekip var. Drama Arzu, departmanı var. Arzu evet. Hanım var TV8'de. Soyadını bilmiyorum. Bu Armağan Çağlayan'ın şimdi oraya ekibinden. Ismi, ha, o yapımdan. Hani ama mesela şimdi hayır, gelen yani senaryolar müdürü. Senaryo ha, evet, okumak hakikaten şey gerektiren bir iş, kabiliyet gerektiren bir iş. Yani bir ehliyete ihtiyacı var, onu anlamak için. Değil mi? O yeteneği anlayacaksın, o ruhu anlayacaksın o senaryo okuduğunda. Bu ayrı bir yeti aynı zamanda yani. Ama işte ama Türkiye'de ne de şimdi konuşturacağım beni Tahir abi ya. Zaten yani konuş diye burada oturuyor. Hani herkes, hani o koltukta oturan herkes her şeyi yapabiliyor mu? Sadece koltukta ya oturuyor şöyle da bir yani şeyimiz yok. Yani yok, bazı bir anlayamıyoruz. Bir sürü kanalın, evet, dramalar departmanında birileri çalışıyor. Ama gerçekten tek adamcılıkla yürüyor burada aynen her şey. Aynen öyle yürüyor. Her kanalda biriniz. Mesela her ne kadar istediğiniz kadar ekip kurun, son kararı TV8'de Acun veriyor. Kanal D'de İrfan Şahin veriyor. Her kanalda son kararı bir kişi. Ben bir mesela kişi uyduruyorum bu kanalda çalışsam ve dramanın Allah'ını biliyorum desem, bu iş tutar desem, benim lafımla olmuyor iş. O patron verecek o kararı, onun hoşuna giderse. Ama o da kurduğu burada ekiple işler Türkiye'de ilişkisi bu şekilde yürüdüğü için o diziler batıyor. Bu arada İrfan Şahin'le ilgili biliyorsunuz belki. İrfan Şahin Amerika'ya gidiyor. Evet. Ve bir yıl orada kalacak. Çok iyi bir karar. Yanında CFF yani o diğer ödemelere bakan yetkili bunu yürütecek. Ve orada... Yok, Pelin Hanım geçiyor. Pelin Hanım geçiyor. Pelin Diştaş geçiyor. Ama yok, o yayınlanan genelgeleri öyle değil. O müdür olarak devam genel ediyor. Genel yayın yönetmeni olacak. Ama şeyin CEO o anlamında diğer ikinci adam bayılır devam edecek ve onun da dışında işte bir yıl sonra gelecek vesaire. Şimdi oradaki dijital gelişmeleri izleyecekler falan falan. Şimdi bana gerçekten bu bana manidar geldi. Bana çok doğru bir karar. Doğru geldi ama anlatıldığı gibi ise. Manidar geldi. Yine Doğan grubu, hükümet bir diyet ödüyor olabilir. Belki onu bence da bilemeyiz. İrfan Şahin sektörün gördüğü en akıllı adamlardan bir tanesi. Ben ve sektörden şey gelme olmadı halde eski polis müdürü. Ki ödül aldı biliyorsunuz evet, Kaan'da bu sene. Yani İrfan Şahin bence Kanal D'yi Kanal D yapan adamlardan biri. Öne çok önemli. Fakat artık o da tükenmişlik sendromunda. Artık adam şeyi yani göremiyor. Evet. İşletme körlüğü başlıyor. Ve bir kanal yöneticisine verilebilecek en güzel hediye. Onun gidip şu anda beslenmesi lazım. Biraz bırakıp. Arzu Hanım da bunu yazmış. Arzu Hanım açıklamasında bunu yazmış. Ya bence öngörüsü kesinlikle çok yüksek bir adam ama şu anda tükendi yani bu kadar biraz şeyle uğraşarak. Biraz bir böyle küçük evet, hava biraz, değişimi ona biraz çok iyi gelecek. Biraz sahanın dışına çıkıp maçı dışarıdan izlemekte fayda var. Çünkü ki çok daha şey dönecek göreceksiniz. İrfan Bey dönüşünüzü dönüşte çıkıyoruz. Geldiği yer Doğan Medya grubu mu olur yoksa başka bir yayın kuruluşu mu? TV8 olabilir, neden olmasın? TV8. Arzu Hanım şunu demiş, bu demiş. Uzun süre yöneticilik yapanlarda ücretli şeyler izin vardır. Bir yıl ara verirler, daha dinamik olarak geri verirler. Yani döneceği yer değil. Keşke telepati icat olsa da sana Oya'nın biraz önce söylediğini yaklaşık bir 3-4 ay önce de böyle bir dost toplantısında böyle bir şey geçmiş. CEO, o yüzden sordum. Bir şey soracağım. Bu dönüşü Doğan Medya grubuna mı olur diye. Bence Doğan Medya grubuna olur. Bence. Yok. Ama sektörde konuşulan dedikodular var ya. TV8 şu an listenin başında görünen. Ama bak bir şey soracağım. İkinci lige düşürmez kendini bak. O TV8 şu anda D grubuna göre ikinci lig. Peki bir şey daha soracağım. İki aydın birinci kanal yalnız. Dikkat edin. TV8'den bahsediyoruz. Tabii birinci kanal. Adam onu söyledi yapacağım diye. Televizyon yıldızlarıyla çalışmak istiyorum dedi. Ama işte bana sorarsanız 5 gün Survivor yayınlayarak yapabiliyorum. Hülya Avşar'ın sabah programı yapacağı doğru mu? Bilmiyorum. Dün okudum sabah medya programı sitelerinden birine.
Sabah programı yapacakmış. TV8'de tabii. Ya Hülya Avşar ne yapsa olmuyor abi. Sabah Tümer'in işi de girmedi orada değil mi? Başlamadı. Sabah Tümer'in işi girdi. Yok girmedi mi ya? Girmedi mi? Oyun oynadılar falan. Girdi ve bitti. Ben şimdi eski çalıştığım yer hakkında çok konuşamıyorum. Kısıtlıyım. Kendi adıma, kendi kendimi kısıtlıyorum. Hazır dizi doktorunu yakalamışken televizyonu ilgili ne merak ediyorsak sektörün içinde. Bir tek şunu soracağım. İrfan Şahin ona nesi olarak ne diye, yani CEO muymuş neymiş diye bana söylemiyorsunuz. Hiçbir şeyden haberim yok. Nesi olacakmış? Hayır canım, öyle bir dedikodu var yani. Hayır, ben kendi öngörümü söylüyorum. İrfan Şahin gelmez artık. Zaten adam en büyük zirve. Bence Doğan ya Doğan'a geri döner. Doğan'a geri döner diye. Bence ama şey şimdi hani canlı yayında konuştuğumu biliyorum ama sektörde neden başka dedikodular var? Başka şeyler var. O yüzden söyledim. TV 8'le bir yerin birleşeceği, ha, o grubun başına Acun Ilıcalı'nın geçeceği ve İrfan Şahin onun yanına döneceği gibi. Ama bunların hepsi dedikodudan ibaret de olabilir. Sonra bana hayata geçmediği sürece dedikodu olarak kalacak. Sonra bana diyorsunuz ki niye yurt dışına şey taşınmak için başvuruyorsun? Okan Bayülgen'in bu ani bitişini, gezi krizini yönetememesine bağlıyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Bütün müşterisini kaybetmiş durumda. Bütün kitlesi genç. Şöyle demiyor mu artık hiç değil mi? O dadanista. Bir de sıktı ya. Ben izlemiyorum yani. Bence şununla alakalı. Ben bile yani kendimden 10 yaş küçük kişilerle konuşurken jargonlarını yakalamakta çok zorlanıyorum. Yükseliyorum. 93'ler falan çok acayip. Çok acayipler yani. Beğenileri çok başka, değişti, ilgileri değişti. Çok yüksek özgüvenleri var. Hiçbir şey beğenmiyorlar, okumuyorlar, araştırıyorlar. Peki beyaz niye bıktırmadı? Rating'e bakınca bıktırmamış. O ailemizin sempatik çocuğu çünkü. Sempatik olsun. Şurada tersiz yani. Mesela bu yeni kuşağın şöyle bir tarzı var. Merhaba, sen kimsin? Böyle konuşuyorlar mesela. Hani ben cinnet çelirtiyorum. Çok ciddi bir özgüvenleri var. Yani kaç yaşında olursanız olun, kimseye saygıları yok. Yani çok saygıyı şey yok, saygı hak edilir hak diyorlar. Edilir. Aynen. Yaşından dolayı ya da mesleğinden dolayı kimseye saygı göstermiyor. Dolayısıyla sempatiklere gülüyorlar ama agresiflere bir dakika haddini bil diyorlar. Ay çok acayip ya. O bir yüzden tane de mesela yok, ekranda o tip insanlar kaybeder. Azarlıyorlar seni ya. Benim bir arkadaşım, hatta ismini de bilmiyorum, Arzu Yanardağ'ın kızı izliyorsa, kaç yaşında, 9 yaşında falan, kız telefon açıp beni azarladı ya. Sen kimsin, benim kalbimi böyle kırarsın falan diye bir azar işitti bana. 9 yaşında kız ya. Kim? Arzu Yanardağ'ın kızı. Instagram'daki yorumuna cevap vermedim diye kız telefonla, bir de gizli numaradan arayıp, ben çok kızı numaradan açmıyorum. Beni bir haşladı yani, o derece inanılmaz bir kendi güvenliği var. Bir de şunun alakalı olduğunu acayip düşünüyorum. Yani bence o beyazda da biraz başladı. Konundan çok daha çok kendileri konuşmaya başladı bu adamlar yaşlandıkça. Ama bir şey söyleyeyim. Dikkatinizi yani çekmiyor mu? Son zamanlarda beni mesela beyazda iten veya beyazı seyretmemek şey, abi yani her hafta sonu ben bir sinema filminin promosyonu için gelmiş insanları izlemek istemiyorum. Konuları yok çünkü. Yani bir şey konuşmak istemiyor insanlar. Güzel bir film yaptık. İşte çok eğlendik biz filmi yaparken. Evet eyvallah. Seyirciyi oraya da bekliyoruz. Sonra başka bir daha yok. Yani başka bir şey konuşmuyorlar. O zaman soru üretmek o işte lazım. Onun üstüne bu sefer Beyazıt kendini oynamaya başlıyor bu sefer. Bakıyorum skeçler yapmaya başlıyor, filmler yapıyor, çalışmalar yapıyor. Şimdi Tahir abi gazetede yanlış değil mi? Hep de oya derler ya mesela röportaj konusu. Yanlış Ayşe Arman, değil miyim? Yani ama doğru değil miyim? Niye sen yıllarca röportaj yaptın? Kendi üstünden var. Boş mu Ayşe Arman? Kendi üstünden örnek. Aman ben ya benim yani benim hayata bakış açım çok farklı. Biz bir röportajda tanıştık. Erkan Petekkaya röportajı. Evet, Erkan Petekkaya benden nefret etmişti. Ben de kendisinden nefret etmiştim. Ama sonra barıştık ama orada gırtlak dövdük birbirimize. O Eyi çok sevdi, benden nefret etti adam. Aynen, ben sana anlatmıştım ya. Paralı adam benim. Onunla iletişim başka türlü. Her, ben hiç kuramadım her iletişim. Her oyuncuyla başka bir iletişim. Sıfır bizde, sıfır. Ben çünkü sette bekle bana geldiler, ne bu ne ya, bu kadar bekliyoruz falan gibi. Ben de bir set beklemektir bildiğim için gayet sakin. Kıvanç'la başlamıştık, yürümedik Kıvanç'a. Hakikaten bırakacak mı dizi işlerini? Oyunculuğu bırakabilirim, dergiye kapak olmuş. Hayır, onunla alakalı değil. Şimdi bunlar Star TV'ye transfer oldular ya. Starsan stardasın diye bir sloganla. Evet. Star TV'ye transfer olurken de işte 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık her isim için söylemene bir sürü isim gitti ya. Bir takım paralar aldılar bunun karşılığında. Hmm. Dolayısıyla kurset ve şura tutmada bir iş daha yapmak zorunda oraya aldığı para karşılığında. Para peşin kırmızı meşin. Nereye bırakıyorsun aşkım benim? Gelecek çok güzel dizimi yapacağım, sonra da bir daha dizi yapmayacağım. Sinema sektöründe artık yürümek istiyorum. Bir zahmet yapmasın, sinema filmi yapsın yani. O kadar parayı nereye koyacak? Beni şey yapmayın. Bizi kendinden niye mesela, niye mesela, ben mesela çok merak ediyorum. Kıvanç Tatlıtuğ hani çok mu paraya ihtiyacı var? Ailesi. Hayır ama yok yani. Çok fazla. Ama paranın sonu yok. Neden film yapmadın? Neden film yapmadın? Mesela bir tane Amerikalılar Karadeniz'de 2 diye bir filmde oynadı ilk çıktığı zamanlarda. Niye bir film yok? Ben mesela çok merak ediyorum.
Neden yapmadı? Yani film yapma derken şunu mu diyorsun? Film anlamında özgüvensizlik olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Film yapmadı derken mesela Kelebeğin Rüyası var. Tamam. Ama şey mi hani oyuncu olarak mı yapmadı diyorsun yoksa kazandığı paraları sinemaya yatırsın, yatırım mı yap? Niye yatırsın ama yatırmasın? Niye yatırmasın? Kaybetmesin. Sen mesela yurt dışında beğendiğin diziler var değil mi senin? Var bir sürü. Kim yapımcıları baktın mı? Başrol oyuncuları. Biliyorum oyuncuları. Ama orası ben niye sektörden kazandıklarını sektöre yatırma? Mesela ben sinirli oldum. Türk doldum. Gerçekten doldum. Mesela ben Beren Saat. Sayın Beren Saat. Kenan Mirzalıoğlu. Halit Ergenç. Halit'e bir şey diyemem. Halit yani şu ülkede en beğendiğim muhteşem aktör kelimesini altını verdi. Hak eden adam. Duruşu ve davranışıyla toplumsal hayata bir şey oyuncuyla göster. Benim çok özel yani çok Halit Ergenç'i ayrı bir yere koyarım. Ama hiç o da şey yatırmıyor yapmam. Kazandığı parayı sektöre. Sektöre yatırmıyor yani. Ya, yatırıyor. Yani bir takım planları var onu biliyorum. Ama şey hani şunu anlamıyorum mesela diyorlar ya filmde oynamak istiyoruz da senaryo mu geliyor? Ya kardeşim o kadar para kazanıyorsun. Bir senariste vereceğin para maksimum 50 bin lira. Yazdır bir senaryo. Ben gayrimenkul senin yatırdım. Senin adın Beren Saat ya. Kendin yapmasan da olur. Sen benim bir senaryom var yazdırdım dediğinde uçarak bu ülkenin bütün herkese. Yapımcıları onu yapar. Evet tamam. Ya da işte başka bir Kıvanç Tatlıtuğ ya da başka bir şey. Üretin diyorsun yani. Üretmediğiniz yerden şikayet etmeyin. Ağzıma düş durumunda onlar. Ayağımıza gelsin. Hayır şimdi yeni yeni duyuyorum mesela. Beren Saat bir filmin yapımcısı olacak evet. Şu bilmem. Yeni yeni onlar da bu duruma artık bu da yeni yapmaya başladı. Ama dünya da böyle yürüyor zaten. Hani izlediğimiz o bütün iyi dizilerin yapımcıları başrol oyuncuları. Esasında mesela Tom Hanks ile Brad Pitt beraber dizi yapacaklar şimdi. Evet biliyorum. Ortak yani. Hep sektörden kazandıklarını sektöre yatırarak devam yani ediyorlar. Yani bir müddet gayrimenkule yatırın o zaman. Ben direkt bak sonuç söylüyorum ben öyle para kazansam hepsini gayrimenkule yatırırım. Piyasaya da yani sektöre hiç para harcamazdım. Hı. O zihniyeti anlıyorum. Buna çok saygı duyarım. Ama eğer derdim şey popüler olup yani. Para kazanıp kenara çekip. Aynen ama ben oyuncuyum yani diyorsan o başka bir şey. Oyunculuk i̇şte sanatçılıktır çünkü. İşte onu yapacaksa... Komik adamların ikinci işleri niye tutmuyor? Mesela? Ya mesela Ali Altaylar'ın ilk projesi sonrasında yaptıkları proje mesela. İşte bu şeylerin... Ya aslında Leyla ile Mecnun'un reytingi daha düşüktü. Sadece Leyla ile Mecnun TRT'de yayınlanıyordu. Efekti büyük. Ve efekti büyüktü. Jargonu değil. Sonrasında niye olmadı? Mesela yani işler güçler yaptıkları iş. İşler güçler. Adamlar kardeş payı oldu şimdi. Kardeş payı bitti biliyorum. Kardeş payı bitti. Tuttu ama orada çok başka bir şey oldu. Birinci oldu ya kardeş payı. Peki ne Ahmet Kural'ın haberleri mi bitirdi? Ya kanal şöyle bir şey. O tamamen süreyle alakalı. O yüzden mesela çok tepkiliyim ben Star TV'ye. Selçuk 70 dakikadan uzun yazmam dedi. Yazmadı. Bir kuşak reklam alıyorlar ya o zaman. Yani kazanamıyor, kanal döndüremiyor bu durumda kendini. Aldılar Perşembe günü ikinci olan, birinciliği üç kez birinci olan, çok yüksek reytingler alan diziyi Cumartesi gününe koydular. 30. oldu. Sonra da şimdi bitiriyorlar. Yani bir şekilde bitmesi için bahane olsun diye Cumartesi'ne attılar yani diyorsun. Bir şeyi bitirmek istiyorsan Cumartesi'ne koyacaksın. Kaç dakika istemişler Selçuk Bey'den? Yüzler, 120'ler. Selçuk'ta çok şey TRT'de mesela bu hamleyi beni böyle sev için yaptı. Pazartesi akşamları düzgün yürüyen diziyi tuttu. Tak diye cumartesi gecesine taşıdı. Ben Alper Saldıran, Zeynep Şamcı var mesela. Ha bildim. İki sene TRT'de çok güzel bir ilişkiydi. Evet bir film projesi vardı BSK'nın bununla ilgili. Mesela çok düzgün giden ve pazartesi akşamları TRT için iyi yürüyen bir diziydi. Yani bir gecede karar verip çak diye alıp cumartesiye taşıdılar diziyi ve ama öyle olmuyor İpini zaten. Çektiler. Sizin program yarın yayınlanmayabilir. Aslında şöyle bakıyorum işte. Şimdi yani. Mesela hafta içi özellikle bu gençlik dizilerinin seyircileri işte genç kesim okuyan öğrenci tipler. Bu adamların en rahat oldukları şeyler cuma cumartesi geceleri. Hani o saatte daha böyle sabahlayabilecekleri televizyon. Mesela onlara hizmet eden, onlara anlatan diziler cuma ve cumartesi geceleri fena çakılıyorlar. Aslında şey gidiyordu. Ya problem şu. Kiraz Mevsimi diye bir dizi var ya mesela yazın başlayan. Yani 3 ay önce falan 950'lere çıktı reyting yani. Evet. Reytingten bahsediyoruz dikkatini çekin. Evet. Şehir değil yani. Reyting. Yo ben vurguluyorum. Şimdi 363'e düştü mesela şak diye. Niye ne oldu? Çünkü kendini tekrar ediyor. Ne anlatabilirsin ki? Ya bir tane zengin adam... erkek bir tane fakir kıza yeter aşık ya, olur. Yeter ya bıktım onun için bir şeyler var. Ben artık Türkiye'de ya. Yani gerçekten evet. Yalvarıyorum. Bir süreler iki de ya... 26 bölüm, 39 bölümlük diziler yapılsın mesela. Bir sezonluk. Ya tadında kalsın. Bir sezonda bitsin yani. Kalsın. Şimdi bak Karadayı ne güzeldi. İki sezon gitti. Üçüncü sezon kendi tekrar ediyor. Filinta'yı nasıl buluyorsun? Ben çok sofist yani olmamış o iş. Ama ben oradaki çocuğu olağanüstü. Çok kıymetli buluyorum. Onun Tuna'yı çok çok açık olduğunu düşünüyorum. Ya başarılı. Ben sadece senaryosunu çok...
Mesela ben izlediğim bölümlerde Yozi'yi de çok beğeniyorum mesela. İzlemedim. Çok muhteşem bir rolün altına girmiş. Yozi Mizrahi çok olağanüstü güzel bir rol. Bana oyunculuklara yani ve görsele, prodüksiyona, kostüme TRT'nin böyle bir şanssızlığı var değil mi? Kostümler falan evet o konuda evet. Niye? Direniş şanssızlığı. Direniş de çok güzel mesela. Çok ne güzel. Demek? Hayır şundan dolayı söylüyorum. Yani güzel bir iş TRT'ye gidiyor. Ama hani seyircinin bu majör 4-5 kanal muhabbeti var ya hani her gece böyle önüne tekrar dizi falan. Öyle olduğunu düşünmem. TRT'ye tepki var. O yılların katı tekelci yayıncılığının refleksi ondan olarak. Ondan öyle bir tepki mi? Hayır, şöyle bir şey yaptılar ya. Çok işte beni böyle sev gibi gençlik dizisi gördü. Leyla ile Mecnun gibi farklı bir alternatif işin arkasına durdu. 80'ler yaptı. Hani bir büyük kanal gibi çok güzel bir prototip hazırladılar ve her kesimi oraya çektiler. Bir ara TRT bayağı yüksekti yani. Öyleydi. Birinci, ikinci şeklinde gidiyordu. Sonra gezi olaylarının ardından bir anda şak diye bütün o alternatif işlerini bitirince dedi ki siz gezicisiniz ondan sonra kesti ve oyunculara siz geziye gittiniz deyip dizine atıp öbürüne sen böyle davranamazsın, sen içki içemezsin, sen bilmem yapamazsın siyaseti deyince siyaseti oraya sokunca ya şöyle bir kafa olmaya başlayınca hani orası bir devlet kanalı mı hükümet kanalı gibi davranmaya başlayınca Sabah gazetesine döndü. Doğru bir ayrım bu. Bu arada bir tane magazin haberi alayım mı? Tanıdığın isimler yani birebir ben ikisini de canlı görmedim. Acaba kimler? Vallahi canlı görmedim efendim. Temmuz sonu nikah mı var? Sinan Kobal ile önceki ay sabaha karşı trafik çevirmesinde en sevdiğim yakalanma biçimi. Yakalanan Kenan Emirzalıoğlu'nun Temmuz ayının sonunda yurt dışında evleneceği iddiası konuşuluyor diyor. Güneş Kenan Emirzalıoğlu. Kenan Emirzalıoğlu, Sinan Kobal. Ya. Hiç böyle bir şey kulağına geldi mi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben yayına da komik buluyorum. Kenan'ı yakıştırdın mı? 2 metreye bilmem. Yok ya çok komik. Kenan'ı 10 yıldır hemen hemen 12 yıldır iyi tanıyorum. Yurt dışında evlenecekler. Ben Türkiye'deki mühizli anlayışının evlilik meselesini kalmasın. Kenan'ı nikah masasına oturtabilecek kadın tipi henüz Kenan'ın karşısına çıkmadı. Kenan'ın da Beyazıt Öztürk gibi bir evlilik korkusu var. Bir sıkıntı var. Aşk adamı Yaşar ama nikah masasına oturtmak için başka şeyleri kırması gerekiyor. İki, baktığımda tabloya Sinem'in de böyle bir beklentisi var. Müzmin bekar sürekli gelinlikleri üzerinde elinde çiçeğiyle sürekli yanında bir damat bekleyen tipi var bu kadın. O benden küçük sabit böyle bekliyor değil mi gelinlikle? Merhaba siz mi geldiniz? 87'li misin? Falan daha yani. Küçücük. Ya bu kızcağız şeyde böyle tam genç kız olmaya başladığı andan itibaren o Cinderella modeli vardı ya gelen melek hep böyle beyaz elbiseler elinde çekti. Sonrasında da ne zaman bir erkek arkadaşı olsa Arda'dan yediği darbeden sonra kaldıramadı. Gelinlik modeli elinde gelinlik hep böyle damat bekleyen bir durumu var kadının. Bence o bizim Türk magazininde. Bence biz yapıştırdık ya böyle değildir ya. Şu mudur yani? Biriyle biri beraber olunca ne zaman evleniyorsunuz? Evet evlenince ya. Ne zaman çocuk yapıyorsunuz? Evlilik çatırdadı. Bir de evlilik çatırdı. Yani başka bir şey. Magazin bundan ibaret bir şey olmamalı bence. Hayır bak. Aynı şeye katılıyorum çok seninle. Gazeteci arkadaşlarım da hala ya, ben 10 yaşındaydım aynı muhabbette. Geldim 35 yaşıma hala şu. Sizde mi 35 yaşındaydı? 34'üm şu an. Ya şu seni de sinir etmiyor mesela. Nikah mı? Mesela demin Tayyar abi gayri ihtiyar şey diyor. Kenan'ın nikah masasına oturtacak. Evet. Ya belki de yani hani çok böyle niye yani, böyle lütuf ettiniz? Lütuf mu ya Kenan? Niye hayır, yani bir erkeğin nikah masasına oturtmak yani? Lütuf anlamını yani da söylemedim. Allah Allah. Hayır Kenan, Türkiye'de böyle bir yargı yani bir adam oraya bir şey tutturmak başarı madalya mı takacaklar bize? Aynen adamla öyle. Alakalı söylemiyorum. Ben bunun kitabını yazıyorum yani şu an. Boşan da geldi bir kitap yazıyorum. Böyle bence de. Ve bunu anlatıyorum. Genelinden bahsetmiyorum. Tip olarak söylüyorum. Mesela Beyazıt Öztürk kendi başına nikaha veya ya benim hayatımın kadını budur deyip nikah masasına oturabilecek bir adam değil. Tamam ikisi Kenan nasıl evlenecekler ben anlatayım. Çocuk beraber yapmak istedikleri zaman. Evlenmeyecekler, çocuk yapacaklar. Evet. Ama bu benim aklıma daha kötü bir şey söyleyeyim. Bak, yani çok da ya rütük var yavrum lütfen. Bir şey söyleyeyim. Aynı şeyler kadınlar için de geçerli. Bak örnekleri dolu. Ver gel. 50 bir yaşa gelince ya yaşla geçiyor. Abi bir anne olmak lazım bu işte deyip işte işi gücü iyi bir adamla bir evlilik iki çok sene var, çocuk bu, hayata bu, çıkınca bu. Hadi abi alasma aldık bana baba zaten sağlam hani bakar bana bir şey olursa ama ben daha fazla yaşayamam çocuğu da evlendim ve öyle yaptım en azından yani yarın öbür gün biri derse ki nikahlan çocuğum vardı durumu bu kadınlar için de geçerli. Hayatta özellikle popüler kadınlar. Siz bu iki ismi söylediğiniz için söyledim öyle evlenirler onlar yani. Yani evet. Çocuk sahibi olunca. Ben şeyi çok merak ediyorum zaten sıkılmıyorlar mı?
Yani her zaman başka bir kadın. Ben mesela erkeklerde iyice bak muhabbet. Gel gel. Dizi alınlar. Dolmuş dolmuş bacım. Doğru. Bak çok kitabı yazdığına göre bunun evli bir ilişkisi oldu. Adam boşanacağım dedi. Kandırdı onu. Hayır, erken evliydim, boşandım. Hiç öyle bir şey yok. Ha öyle bir anlatın. Bu, burada Sinem'le ilgili çok kötü bir şey var. Sinem Arda'yla çok büyük bir aşk yaşadı. Herkes bunu gördü. Yedi düvel gazetelerden. Ya kadın ayrıldığından 24 saat sonra bir sevgili buldu, yanak yana, kol kolu, deniz kenarında gitarlar çalarken resimler yayınladı. Öyle hatalar yapar insanlar. Kadınla hep o kadın konuları yapar. Çivi çivi söker. Çivi çivi söker. Peki o ilişki bitti, bir arkadaş davetinde karşısına Kenan çıktı. Ya bunlar zaten birbirlerini tanıyor, biliyorlardı. Yani kadın boşluktayken mi buldu bunu? Şimdi Tayyar abi dedi ki, yani, bu kadar... Ben aralarında bir şey var mıdır bilmiyorum ben hiç şey. Ama olduğunu zannetmiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu iki boşan hanım da geldi. Yok yok. Ne var? Gerçekten evlenecek adam yok değil mi piyasada? Ya bu da bu adam gibi adam yok durumu da artık çok sıkıcı. Yok yok nedir abi? Çok net sıkıldım erkeklerin artık. Erkeklerin hepsi zampara. Oraya sosyal medyaya yazıyor günde 10 kız, o kız ona yazıyor. Yok, kadınlar da öyle problem o şu anda. Ama bir şey söyleyeceğim. Erkeğin o noktada evlenme gibi bir derdi olamıyor, aile baskısı yoksa eğer de. Kadınların böyle bir haklı dertleri var. Menopoza girmeden çocuk sahibi olmak istiyorlar. Ben istemiyorum çocuk bocuk. Katiyen istemiyorum. Ben hiç istemiyorum yani. Netim bu konuda. Katiyen istemiyorum yani. Ondan sonra kimse almaz bacım seni bak. Yalvarıyorum. Ya niye istemiyorum? Oya bu kurtlar varisinin durumu ne olacak? Bitiyor değil mi bu sene artık? Tamam yok, yani. Bitmiyor. Yine bitmiyor. Ama kanal değiştiriyor. Bitmez o. Ya oraya çok gülüyorum. Hangi kanala geçerse onun borazanı oluyorlar ya abi. Ya o ATV'de hani konular ona göre. Hani bitiriyorlardı bu sezon tamamdır. Ya niye asla bitirsin abi? Para basıyor. Hala birinci oluyor. Niye bitirsin? Niye ya bitirsin? Hala kim izliyor? Delireceğim artık yani. Ben de izliyorum bak, denk geliyor. Yok, ama kalk, neden? Suya sabuna dokunuyor. Günde mi işliyor ya? Kalk bir Anadolu'ya git. Orada mı onlarla? Orada izliyorlar. İzliyorlar yani. Suya sabuna dokunuyor. Sezon bitirecekler hani böyle bir karar aldılar. Bari arka sokakların devamı bitiyor. Bir şey soracağım. Yasemin Keyal'ın ile ilgili bir haber vardı. Diyor ki işte Yasemin gitti. Şeref meselesi bitti. Çok böyle bir alaka var mı sence? Hayır hayır. Zaten normal orijinalinde de Yasemin'in aslında ölecek karakter. Yani. Hatta 10 bölüm önce ölecekti. Ha. Hani. Burada tabii Türk dizisi yaptığımız için uzattılar. Dizinin reytingleri kötü, o yüzden bitecek. Niye kötü? Kerem var, Şükrü var. Ben tabii direkt dizileri bu arada dikkat ettiysen tamam. Bir yakışıklı erkek kontenjanına göre. Ben onlara bakmak için yani. Konu çünkü ilgimi çekmiyor. Adamlara abi bakmak için. Abi sen Türk dizisini neyi seviyorsun? Devamlı Viking izle, onu izle. Vikinglerdekiler benim bana hitap etmiyor. Niye bilmiyorum. Viking'i denedim olmadı. Sevmedim Vikingleri. Hikaye çekmedi bence. Gerçekten. İnsan. Beni de çekmedi. Ben mesela oyuncu sevmiyorum. Olarak kimleri beğeniyorsun bu dizilerden çıkmış böyle ya işte aranan kan buydu. Gençlik. Evet. Durumunda mı? Yani yeni yüzlerden. Ya yani bu yırtar uzun vadede bu olur. Sektörde para kazanır dediğin kimler var? Ya yani iş yapar. Nuray ile Özge'yi çok sevdim. Bence bu, de çok tatlı. Çok güzel bir çift oldular. Hani Aşk Yeniden dizisinde. Hani böyle ikisi de kusurlu. İkisinde mesela birinin şurasında böyle bir çizik var, birinin burasında. Hep o kusursuzluğa gönderme var bence. İkisi de kusurlu. Ve aslında çok Türk tipi ya. İkisi de. Yoksa ben mesela Tuğba Büyüküsü'nün falan o kadar güzel bir kadın ki empati kuramıyor bence Türk halkı onunla yani. Yani ben istediğim kadar uğraşayım o kadar güzel bir kadın olamam. Biz onu Beren Saat'i izliyoruz da kuruyoruz empati. Beren Saat daha güzel bence Tuğba Büyüküsü'nden. Bana mesela Beren güzellik Saat'in, kavramı Beren Saat'in o dönem yani. Sunduğu, ikonlaştığı dönem sunduğu şey güzellik değil, şıklıktı. Öncelikle. Daha stilizeydi. Bir de daha sempatik. Yani Tuğba Büyüküsü'nün çok mu güzelsiniz? Duvarlı. Bence çok güzel bir kadın. Tabii, kusursuz güzellikte. Orta Doğu'da çok sinir soğuk değil mi? Ya ben, o mu şey geliyor insanlara? Hani böyle donuk, hani şey böyle sanki duvarları varmış da böyle bir bana mesela şey var, mesafe ama o bilerek yaptığı bir şey değil. Hani o öyle değil. Yoksal olarak öyle. Aurası öyle. İsveç'in ama bir şey de geçmiyor işte insanlara. Bana yani canlıda bir güzel gözüküyor ama şu yani kamerada yani ben çok daha bir sürü güzel kadın sayabilirim ama canlıda çok güzel. Bir içim su kadın canlıda. Ben hem canlısı ama için burada, söylüyorum hem ekran ben enerjisi ekranda için beni o kadar mesela bence gerçekten şey kusursuz yani güzellikte ama problem de galiba o. Artık daha kendimize benzer. Biraz daha bir empatik yanında bir defa dikkat olsun edin kadınlar, yani başrol kadın oyuncularına bakın şu anda. Kim var? Hepsi çok sıradan. Yani hepsi bizim gibi olabilecek. Gençlik dizilerinde de bu çok evet, fazla. Evet, gençlik dizilerinde özellikle. İyi bari öyle olması iyi. En azından bu, psikolojik olarak iyi bir şey. Özcan'ın dizisinde kızın bir annesi var biliyorsun. Türk filmlerinde hani böyle dınk kapının yanından kafasını uzatıp olabilir. Niye böyle bir tip seçtiler? Yani böyle paldır küldür sürekli bir evin içinde bir kadın dolaşıyor ve en kötü anda koltuğun altında çantası var. Gidiyor mu? Dınk abi diye giriyor. Yani bundan kurtulma şansı yok mu bu? Seyyar eski bir motif hani. Bence zaten bir an önce kurtulsunlar. Zaten o da o yüzden reytinglerini kaybediyor. Ya bir seyirci çok sıkıldı ya. Artık alıştı bu. Mesela benim annem çok net anlatıyor mesela. Ben izlemem o diziyi. Niye?
Çünkü yani siz bu programları yapıyorsunuz ya, konuşuyorsunuz. O onunla berabermiş. Evet. İzliyor benim annem onları. Harikasın. Sonra bana diyor ki mesela, ben niye izleyeyim ki o diziyi? O bilmem kim bilmem kimle berabermiş. İnanmak istiyor ya oradaki aşka. Şey, aman zaten şey gibi oynuyor diyor. Aman bitse de gitsek sevgiliyle gezsekler gibi oynuyorlar diyor. Çünkü artık... Seyirciye geçiyor değil mi birebir artık, oradaki duygu? Artık bunu intikam için sormuş. Niye izlemiyorsun intikamı dedim. Bir baksana nasıl dizi dedim anneme. Yok izlemiyorum, çok sıkıcı. Niye sıkıcı? Beren Saat bitse de Kenan'la gezmeye gitsek der gibi oynuyor dedi. Annemdeki cümle. Bak bu çok önemli bir şey. Şimdi burada aslında çok önemli. Çok önemli bir şey var. Çünkü eskiden annem Beren Saat'e Bihter diyordu. E tabii. Hmm. Kendi adını bilmiyordu. Şimdi annemdeki bilgiye bak. Kenan Doğulu'yla beraber olduğunu biliyor. Set çıkışı onunla beraber olacağını biliyor. Beraber alışverişe gideceklerini biliyor.